Merhaba sevgili izleyenler. Ramazan Güzeldir'den herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyoruz. Bir Ramazan gününün daha son anlarında, son zamanlarında birlikteyiz. Hakan Zafer'le birlikte bugün hicretten bahsedeceğiz. Aslında Ramazan'a başladığımız günden beri, Ramazan programına başladığımız günden beri ilk 10 gün sık sık konuların içinde yer verdiğimiz, ister istemez konuların oraya kaydığı bir konu hicret. Fark ettiyseniz zaten bu geride kalan 10 günde seçilen konular, konuştuğumuz konular ister istemez bugün yaşadıklarımıza, insanların yaşadıklarına, bugün içinde bulunduğumuz atmosfere değinen konular oldu. Konunun öyle bir özelliği yoksa bir de muhabbet bir şekilde oraya gidiyor ama hicret şu anda tam hayatımızın orta yerinde, tam gündeminde bulunan bir konu. Hangi gidişler hicrettir? Her gidişe hicret diyebilir miyiz? Hicret edeceğimiz yeri nasıl seçeriz? Ne zaman hicret etmeliyiz? Ne zaman anlarız bunu? Gidişimize hicret anlamı katan duygu, düşünce ne? Benim de kafamda çok soru var. Sizin de kafanızda çok soru var. Gelen sorular da var. Bugün hicretten bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Bakalım Hakan abi hicrete dair A4 kağıdına neler yazmış? Biz de Hakan abi'nin anlattıklarından neler yazabiliriz? Ben bayağı not alıyorum sevgili izleyenler. Size de tavsiye ediyorum. Not alabilirsiniz. Bir yandan hatırlatmalarda bulunayım. Belki ilk defa izleyen birileri vardır. YouTube canlı yayınında yazdığınız yorumlar, yorum bölümüne yazdığınız cümleler, sorular. Hakan abi onları takip etmiyor ama ben takip ediyorum. Ben not alıyorum buraya. Soru olarak da programın ilerleyen bölümlerinde soruyorum. Bilginiz olsun. O yüzden sorularınızı yazabilirsiniz. Kaybolmuyor da yazdıklarınız. Arada sırada oraya böyle kötü niyetli tipler gelip bir şeyler yazabilirler. Onu da siz umursamayın. İki moderatörümüz var böyle. Onlar böyle anında cümbızla onları yakalayıp oradan seçiyorlar. Merak etmeyin. Bir de hatırlatma. Bulunduğunuz şehirleri falan yazmayın. Yani şuradan selamlar, buradan selamlar yazmayın. Yani gerek yok. Aslında güzel bir şey ama işte bugün gerek yok. Bugün gerek yok. Normalde gurur duyarız, mutlu oluruz. Allah razı olsun. Dünyanın şuralarından bizi izliyorlarmış deriz. İftihar ederiz. Bunun da farkındayız ama bugün gerek yok. O yüzden böyle bir hatırlatmada bulunarak başlayalım. Hakan abi nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İyiyiz çok şükür. Ben bir tane mektup okumuştum. Belki görmüşsünüzdür. Utanıyorum diye bir yazı vardı. Evet. Nasılsın diye sormayın bana. İyiyim demeye utanıyorum demişti. Bir hanımefendinin yazısıydı. Çok da güzel bir şiir vardı. İzleyenler varsa YouTube kanalında vardı. Öyle bir zamandayız yani şu anda. Gerçekten hani nasılsın sorusunun cevabını verirken bu kadar düşündüğümü hatırlamıyorum. Yani belki bir yerden bakınca işte özgürüz, güvendeyiz. Ama kalp öyle bir organ ki, gönül öyle bir şey ki yani bir hani oradan çıktınız bir anda bütün sıkıntılardan izole hale gelmiyor. Çıktınız da bitti. Hani kapıyı kapattınız ve ses kesildi. Hani kapıyı kapattınız ve kokuyu artık hissetmiyorsunuz. Böyle bir durum yok. Yani binlerce kilometre öteye ulaşan bir böyle bir sızı var. Bugün de konuşacağımız konu tam da bununla alakalı. Hicret nedir? Kimler hicret etmiştir? Kimler hicret etmelidir? Nedir Hakan abi hicretten başlarsak? Çok güzel bir kelime. Böyle ben kelimeleri de seviyorum. Yani ben yani en son söyleyeceğimi her şeyi anlatıp en son hicret evet bence budur diyeceğim en başta söyleyeyim. Hareketin Allah'a dayandırmaya hicret denir bana göre. Yani bir yerde bir hareket varsa, kımıldama varsa, Allah namına ise bu hareket, bu kımıldama ona hicret denir. Yani bunun için illa bir valiz doldurmaya, işte bekarsa, evliyse birkaç valiz doldurmaya, çoluğu çocuğu varsa işte yarım kamyon eşyayla bir yere gitmeye falan gerek yok hicret için. Sadece otobüs ve uçak biletiyle mi hicret olur, deve sırtında mı olur, illa bir araç vasıtayla mı? Hayır. Eğer bir hareket var, ortada bir kımıldama varsa, la havle ve la kuvvete illa billah dediğimiz bizler, böyle inanan insanlar, bütün hareketler, bütün kuvvetler Allah'tandır diye inanan insanlar, hareketini, kuvvetini, harcadığı emeğini, gayretini Allah için harcayan, Allah için gayret gösteren, Allah için yerinden kımıldayan, herhangi bir hareketini Allah'a dayandıran insan o esnada hicret ediyor sayılır. Dolayısıyla bu bir ev taşıma olabilir. Geriye dönüp sevdiği vatanına hasretle bakıp Allah'a ısmarladık çekebilir sevdiklerine, toprağına, doğduğu yere. Bu da hicret olur. Ancak şöyle de olabilir. Bazen
Zaaf görmüş bir insan halindedir. Evinde oturur. Mesela bir yere çıkmaz. Sadece evinde dua ediyordur. Bu da olabilir. Bir yere çıkamama hali de hicrettir ki birazdan ayetleri konuşacağız. Özellikle Nisa suresinin ayetleri, Sebe suresinden ayetler, Hac suresinden ayetler konuşacağız. Bu ayetlerin hepsinde bir tasnif var aslında. Bunların hepsinin içine aldığı bir tasnif var. Buralarda ne yaparsanız yapın, hareketinizi Allah'a dayandırın mesajı var aslında bize. Dolayısıyla bu yaptığımız şey aslında hareketi Allah'a dayandırmadır. Hicret olarak bizim hicretten kastığımız hareketi Allah'a dayandırmadır. Başka bir şey değil. Kim bir hareket yapıyorsa Allah adına, peygamber adına, dini imanı adına, inancı adına bu hareketini Allah'a dayandırabiliyorsa eğer, Allah'tan dolayı hareketlenmişse o hicret yapıyordur anlamına gelir. Benim anladığım bu. Dolayısıyla eğer yol Allah'ın ona açtığı bir yolsa, Allah'a güveniyor, yolda ilerliyorsa, Hazreti Musa gibi hatırlarsanız daha önce geçmişti. Nereye çıkacağına ya gidiyoruz ama yani bilmiyorum ki güvensek mi acaba filan diye değil. Ya Rabbi beni bu yola sen sevk ettin. Taha suresinin 77. ayetindeki gibi. Eğer beni bu yola sen sevk ettiysen geriye dönmem, bakar, önüme bakar giderim diyen, önüne bakıp giden ve ilk adımını Allah için atan, adımlarını Allah için atan kim varsa onların hepsi muhacirdir. Hepsi hicret yapıyordur. Teknik anlamda anlarsanız Mekke'den Medine'ye gelen kafilenin yaptığı işe hicret deniliyor. Sadece bu mudur hicret? Bir hadis var, ona dayanarak insanlar söylüyor. Hayır, sadece o değildir. Oradaki mantıkla aynı mantığı taşıyan herhangi bir kımıldama hicrettir. La hicrete ba'del feth diye bir hadis var. Fetihten sonra hicret yoktur diye. O şu, Mekke fethinden sonra da Medine'ye gelenler var. Artık iş işten geçmiş. Mekke'de emin bir belde olduğu için artık Mekke hicret edilmeyecek bir yer. Orada yaşanılası bir yer olduğu için. Ben Mekke'den geldim Medine'ye, demek ki ben de hicret ediyorum. Bu değil. Vakti var, zamanı var demek. Mesela hangi gayeyle yola çıktıysanız o gayenin hala devam ediyor olması lazım. Diyelim ki bir yerde zulüm görüyorsunuz. O yerde zulüm varken yaptığınız şeye hicret deniliyor. Yaptığınız kımıldamaya hicret deniliyor. Orada zulüm bitti artık. Allah istihlaf denen bir kelime var Kur'an'da. Çok özel bir tabirdir. Oraya varis olarak müminleri kıldı. İnancın esasları neyse onlar geçerli oldu. Sadece burada şer'i hükümlerin, adalet sistemi ve böyle bir şey demiyorum. Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşamaya başladı insanlar. Veya diyelim ki Allah'ın razı olduğu, kullarının rahatsız olmadığı bir yerde yaşıyorlar artık onlar. Buradan sonraki kımıldamaları hicret olarak saymayacağımıza işaret ediyor Allah Resulü. Dolayısıyla kim Allah için kımıldarsa, bu kımıldama da şu değil, ya burada yerim iyi değil, zaten iyi oldu, sebep oldu filan, bu manada değil. Günlük bir konfordan, işte ne bileyim bir keyiften, aşırı istekten dolayı herhangi bir yere, bir Maldivlere ben hicret edeceğim dediğiniz mesela. Niye? Çok seviyorum orayı filan. Bura kötü değil dese, ya ben ama orayı çok seviyorum. Tamam, burada kötü değil ama böyle hicret olmaz. Yani hicretlenmesi için buranın kötü olup senin bir yere sevk etmesi lazım. Daha doğrusu şimdi okuyacağız ayetleri. Burada zaafa uğramanız lazım. Tıpkı Hazreti Peygamber gibi. Bu birinci bölüm. Tıpkı Hazreti Peygamber gibi. Akrabalarınız, bütün herkes size karşı gelmesi lazım. Size yollarınızı tıkaması lazım. Yollarınıza ateş olmaları, diken olmaları lazım. Yolun güvenliğini tehlikeye atmaları, sizin de ilerlemenizin önüne geçmeleri lazım ki buna hicret diyelim. Birincisi bu. İkincisi de yeri yurdu rahat olabilir. İnsan keyfi yerinde olabilir ama bu da peygamberin gönderdiği aleyhissalatü vesselam diğer arkadaşları, fetihten sonraki hicret modelleri var veya Medine hicretten sonraki hicret modelleri var. Sağa sola atların üzerinde, develerin üzerinde o kadar çok sahabe gönderiyor ki hem mektuplar gönderiyor, hediyeler veriyor. Sağa sola tebliğ ulaştırsınlar, mesajı ulaştırsınlar diye insanlar gönderiyor. Bu insanların keyfi yerinde olabilir. Yani Medine çok rahat, niye giderim ki filan denecek kadar Medine rahat olabilir. Ancak gene hareketini Allah'a dayandırdığı için Allah ve peygamberini ben insanlara ulaştırayım, bu mesajımı insanlara tanıtayım arzusuyla hareket ettikleri için yerleri yurtları rahat olmalarına rağmen, konforları yerinde olmalarına rağmen yine sırf Allah'tan dolayı hareket eden, hareketini Allah'a dayandıran bu insanlarınki de ikinci bir hicret modeli olur. Aslında temelde iki tane hicret modeli sayabiliriz. İkisinde de yani diyelim ki Allah'a, imana, Kur'an'a hizmet etmek için rahat yurdunu terk edenler hicret etmiş olur. Bir. İki, bulunduğu yerde zaafa uğratılmış. Mustazaf kelimesini kullanıyor Kur'an. Bu kelime ilginç bir kelime. Çok kendini radikal söylemlere
adamış insanların çok kullandığı bir kelime. Sanki onların babasının malıymış gibi kullanıyorlar. Ama Kur'an çok kullandığı bir kelimedir aslında. Okuyacağımız ayetlerin hemen hemen tamamı da var şu anda. Bulunduğu yerde zaafa uğratılmış. Nedir zaafa uğratılmış? Kolu kırılmış. Eliyle işler yapılamıyor artık. Yapmak istediğini yapamıyor. Dili kesilmiş mesela. Sözü artık daha dinlenmiyor. Söz söyleyemiyor. Veya diyelim ki gözü kör edilmiş. Etrafı ona haram etmişler. Bir hapisin içerisinde veya evini hapse çevirmişler adamı. Tıkanmış kalmış. Bunlar zaafa uğratılmış kimseler demek. Veya boğazı sıkılmış. Bu anlamlar var. İşinden, mesleğinden atılmış. Bir lokmayı boğazından geçmesin diye boğazını sıkmışlar. Hayatı dar etmişler insana. İşini yapamıyor. Yani işi gücü Allah peygamber anlatmak olsa bile işini yapamıyor. O günküler öyle ve bugün de farklı mı, öteki günde farklı mı olacak? Hayır, mustazaf sınıfı aşağı yukarı aynıdır. Yani Kur'an'a göre de aslında 4 tane mustazaf sınıfı var. 3 tane mustazaf sınıfı var. Bunları şimdi konuşacağız inşallah. Yerinde yurdunda rahat ettirilmemiş, hem hayati tehlike taşıyan, hem inanç özgürlüğünden, hem ifade özgürlüğünden yoksun bırakılmış insanlar mustazaf sınıfına aittir. Canları tehlikededir bunların, olabilir. İnanç özgürlükleri tehlikededir. İnandıkları gibi yaşamıyordur bunlar. Veya ifade özgürlükleri ellerinden alınmıştır. Ya da bireysel olarak bütün özgürlüklerin elinden alındığı bir hapis hayatına, bir mahpus hayatına maruz bırakılmışlardır. Bu illa devletin hapishaneleri olmak zorunda değildir. Sokağa çıkamaz hale getirmişlerdir. İyi kimseleri zaafa uğratmışlardır. Orası da bir hicret mekanı olur. Oradan bir yere göçmek zorunluluğu gerektiren bir hicret mekanı olur orası. Yani totalde söyleyeceğim şey şu. Kim Allah'a dayandırıyorsa hareketini, Allah adına hareket ediyorsa, kımıldıyorsa o muhacirdir. Özeti bu iş. Buna şöyle bir not düşebilir miyiz? Hareketi Allah'a dayandırmak doğru. Bir, Allah'ın rızası için, Allah'ı ve peygamberi anlatmak için kendi memleketini terk edip işte başka bir diyara giden, orası rahat bir yer olsa bile, orası konforlu bir yer olsa bile bu maksatla gittiği için bu bir hicret. Orası da hicret diyarı oluyor. İkincisi, bulunduğu yerde zaafa uğratılıyor. Yani elinden bütün özgürlüğü alınıyor, bütün imkanları alınıyor. Rızık kazanma imkanları alınıyor. Bugün yaşanan şeyleri bu başlığın altına yazabiliriz. Bu insanların zaafa uğratılmasının, ellerinden imkanların alınmasının, zulme uğramalarının sebebi de hareketlerini Allah'a dayandırmaları aynı zamanda, değil mi arkadaşlar? Evet, tabii ki. Yoksa bir hata yapmış mesela. Ben burada adam öldürdüm, o yüzden beni burada tutuklarlar, ben şuraya gideyim. Bu değil, bunu kastetmiyor yani. Yani eğer buna varırsa iş, o ipin ucu kaçar orada. Dolayısıyla bizim burada asıl motivasyon olarak elde etmek istediğimiz, elde ettiğimiz şey hareketini Allah'a dayandırmak. Allah'tan dolayı bir yola çıkıyorsunuz, o yolun sonu hicret oluyor. Yani bu yol ne olabilir? Hani iki ilçeden, bir ilçeden bir yere de gitmiş olabilirsiniz. Veya ne bileyim, hani işsiz kalmışsınız, güçsüz kalmışsınız. Bundan dolayı, sırf Allah'a müstakim bir kul olduğunuzdan dolayı memleketine geri taşınmış bir adam olabilir. Veya işte evini kapatmak zorunda kalmış. Maddi sorunlar yaşıyor. Anasının babasının evine taşınmış olabilir. Bu da hicret olur. Neden olmasın yani? Kur'an'ın ölçülerine göre bunların hepsi hicrettir. İlla bir otobüs bileti, bir deve sırtı, ne bileyim bir tren bileti, bir uçak bileti, iki tane valiz filan, bu vedalaşma sahneleri, bunlar istemiyor. Bunlar olursa hicrettir demiyor Kur'an. Kur'an'ın ölçülerinde hareketi Allah'a dayandırıyorsa bir insan, kendi kımıldamasını Allah'a dayandırıyor ve burada alan darlığı yaşıyorsa buradan başka bir yere gidebilir. Bu gitmelerin sebebi şu olabilir. Bir tebliğ maksatlı olabilir. Bir de zaafa uğratıldığı için oradan ayrılabilir. Bunda hiçbir mahsur yok. İki hicrette de asla ama asla bir başkasına kınama rolü biçilemez. Kimse bu iki hicretin erbabına ne gereği vardı filan diye başka bir yaklaşım açısı getirerek kınayamaz. Özellikleri bu. Hakan abi, mutlaka konuşacağız bu konuyu ama ben böyle hani programın sonuna falan bırakmak istemiyorum. Daha hicret konusuna da yeni girdik ama gelen soruların büyük bir kısmı şunu teşkil ediyor. Özellikle sormak istiyorum. Evet, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Biraz da muhakkak o ayeti siz bize okuyacaksınız, mealini vereceksiniz. Ve hicret edenler, edebilenler var. Bir de edemeyenler, çıkamayanlar, bu imkanı bulamayanlar var. Türlü sebeplerle bulamayanlar var. Ki gelen sorular da var. Daha programın başındayız ve bu sorular da yazıldı. Peki edemeyenler, gidemeyenler, yapamayanlar, onların durumu ne olacak diye çok çok sık böyle sorularla karşılaştım ben. Tahmin ediyorum bu ayetin devamında da buna bir cevap da var aslında. Yani öyle bir, nasıl diyeyim, öyle bir alan da bırakılıyor. Bir alan da bırakılıyor ama bugün
yaşananlarla bugün 5 Haziran günündeyiz. 5 Haziran itibariyle bu ayet özellikle çıkamayanlara, özellikle kalanlara, isteyip de gönlü paramparça olup da bu fırsatı bulamayanlara ne der sizce? Ayetler Nisa suresinin 75. ayetleri, 98 ve 99. ayetleri. Bunu sonradan altta bilgi kısmına yazabiliyoruz mu ayetleri? Ben şimdi bu chat tarafına, canlı sohbet tarafına yazayım dedim ama orada kaybolup gidecek. Aşağıda bilgi tarafına yazabiliyoruz mu? Ayetleri biz oraya tekrar yazmış olalım. Şöyle yapalım abi. Mesela şeyin altına, videonun altına yazabiliriz. Mesela videoyu YouTube'da yayınlanınca. Yani devam kalıcı olarak. Aynen, kalıcı olarak, ki dün bir izleyicimiz de onu özellikle belirtmişti aslında. Böyle bir indeks oluşturulabilir. Programda geçen ayetler, ayet numaraları, hadisler ya da siz bazı araştırmalardan bahsediyorsunuz ya, bilimsel araştırmalardan. Evet. Belki onlara dair linkler varsa da paylaşabiliriz. Benim aklımda ama. Olabilir inşallah. Yani gördüğünüz gibi tek başıma. İnşallah paylaşırız. Herhangi bir asistanımız falan yok. Tam aksine mesela bizim çocuklar aleyhimizde çalışıyorlar yani şu anda. Yani en son ben salonun kapısının dışarıdan açılmaması için kapıyı kolunu söktüm yani. Böyle bir çözüm buldum. Evet. Şimdi birinci sınıf, bu mustazaf sınıflarını sayacaktım. Ben birinci sınıf olarak bunu düşünüyordum zaten sayayım diye. Üç tane zaafa uğratılan sınıf var Kur'an'da. Bunlar zaafa uğradıklarını söylüyorlar. Birincisi bu. Çıkamayanlar. Yani zaafa uğratılmış yerlerinde, yurtlarında çıkamıyorlar. Bu Nisa suresinin 75. ayeti. Onlar dua ediyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi işte bize memleketi zalim olan şu memleketten çıkmak için bir fırsat ver. Buradan bizi çıkar. Buradan bizi kurtar. Bir tarafından bir bize arkadaş gönder. Yardımcı gönder bize. Böyle dua edenler var. Memleketinden çıkmak için dua edenler var. Niye çıkmak istiyor bu insanlar? Memleketleri olduğu halde. Memleketlerin onları dar edenler var. Onlar için dua ediliyor. Nisa suresinin 75. ayeti bu. Sonra Allah bunları kurtarılması için niye çarpışmıyorsunuz, niye mücadele etmiyorsunuz diyor. Bunları kurtarmak için mücadele etmek durumunda değil miydiniz? Mücadele etmeli değil miydiniz diyor. Yani aslında bir başkasına da görev veriyor. Yani müminin vazifelerinden bir tanesi yerinde yurdunda artık zaafa uğratılmış. Bu kavramı çok kullanacağım. Zaafa uğratılmış. Bunu tekrar sayayım. Mesela elik budanmış. İşini yapamıyor artık. Mesela ben diyelim bir yazarım. Kitap bassam kime satacağım? Basamıyorum, yazamıyorum artık. Çünkü hemen içeri alınıyorum gibi mesela diyelim. Veya işte söz sahibiyim, söz söyleyeceğim. Bütün mecralarım elimden alınmış. Ağzım tıkanmış, bileğim, kolum kesilmiş. Gırtlağım da sıkılmış. Boğazımdan aşağı bir lokma gitmesine izin verilmiyor. Aynı zamanda bunun ağaç kabuğu kemirsinler deniliyorsa bu zaafa uğratılmış demek mesela. Yani efendim zamanında da hatırlarsanız böyle dönem dönem tecrit hadiseleri var. İşte ilki Mekke'de hatırlarsanız ondan önce zaten 615 yılında Habeşistan hicreti var. İlk hicret o. İki parça halinde oluyor. İşte yaklaşık 80-83 kişi kadar. Onlu rakamlar bir, 70 rakamlar ikinci seferde gidiyor. Orada tuttuğunu öldürüyorlar. Sahip çıkanı olmayan birisi varsa mesela aileleri terk etmiş. Yok yok o bizden değil. Ona her şey yapabilirsiniz demiş birisi. Sonra bunu zaten güvencesi yok, parası yok, pulu yok, fakir, gariban filan. Bizim aleyhimizde de bir şey yapamaz. Güçsüzse tamam bunu köşe başında bir yerde sıkıştırıp öldürelim diyorlar. Çok faili meçhul var. İlk şehit hatırlarsanız Aman bin Yasir'in annesi. Hatırlarsanız o Hazreti Sümeyye. Evet. Ammar bin Yasir'in babası da annesi de sahipsiz. Kimse sahip çıkmıyor onlara. İkisi de eski köle azatlısı. Mekke'de hiçbir tane akrabaları yok. Bir tane akrabaları var, o da çocukları. O. O da zaten içeride hapis. Bu ikisini ilk önce öldürmelerin sebebi bu. Kimden başlayalım, kimden başlayalım? En gariban kimse ondan başlayalım diyorlar. O yüzden bu tür süreçlerin ilk kez garibandan başlama sebebi bu. Niye? Zalimin psikolojisinin aslında altyapısında korkaklık da var. Korkmasa gider yiğitten başlar, kahramandan başlar. Cengaver ise eğer gidip bir cenk meydanında yapar bunu. Yoksa gidip işte ne bileyim ilk kadın şehit olur mu? Bir kadına niye saldırsın bir insan? Yani düşkün pozisyonda, tutuklu, hasta hale getirmişsin, günlerdir yemek vermiyorsun, elinden ekmeğini aşını almışsın. Buraları tırnakta söylüyorum. Çok derine girme, sert girme hocam diyor herkes bana. O zaman tırnakta söylüyorum. Niye kadından başlıyorsunuz? Çünkü hani bir din psikolojisi çalışanı olarak söylüyorum. Bu tür şiddete meyilli insanların alt planın alt yapısında korkaklık da var. Korkuyorsun. İlk Sümeyye'den başlamanın sebebi ne olabilir? Niye Hamza'dan başlamadınız?
Niye başka birinden başlamıyorsunuz? Korkuyorsunuz çünkü. Korkaklık varsa eğer kadından başlıyorsunuz bu. Bir zalim zulmüne kadınına devam ediyor. Kadından başlıyorsa ki ilk hatırlarsanız İslam'ın ilk şeydi. Oradan da yola çıkarak söylüyorum. Dünya tarihinde birçok hadise var böyle. İlla dindar olması, Müslüman olması gerekmiyor. Oralarda zalimin aynı zamanda korkak karaktere sahip olduğunu da görüyoruz. Şimdi ilk hicretin vesilelerinden bir tanesi bu. Orada Allah Resul gönderiyor. Yani gıdaları kesilmiş, işleri ellerinden alınmış. Aynı zamanda sözleri kısıtlanmış. İstediği gibi inanmıyor. Hatırlarsanız o çağrı harika bir filmdir. Yani harika ötesi bir film bence. Hubel diye ağzına getiriyor, Sümeyye'nin çakıyor filan böyle. İnanç özgürlüğü de elden gitmiş. Herhangi bir işine bir şey de anlattırmasına izin vermiyorlar. Çünkü tebliğin de önüne geçiyorlar. Dolayısıyla bunlar, ya Rabbi bize bu yerde artık hayat yok. Yapacak bir şey kalmadı. Yapacak bir şey kalmamak hicretin bir sebebidir. Bunu çok özellikle söylüyorum. Ben neyim? Şairim. Burada şiir yazamıyorum. Benim yapabilecek bir şeyim yok o zaman. Ben neyim? Bir ilahiyatçıyım. İlahiyatçı olmam gereken şeyi, bir üniversite hocasıyım. Hiçbir üniversite beni çalıştırmıyor. Çalışan yer almıyor, atıyor. Bir daha bir öğrenci karşısında tahtaya geçemiyorum. Diyelim ki hadi televizyon, radyo programları yapıyorum. Onlar da gitti. Gazetede yazıyorum. O da gitti. Diyelim mahalleden 3 kişiyle oturur Kur'an okuruz diyorum. O da gitti. O da gidiyor. Ne yapacağım ben? Ne yapabilirim burada? Yani bostan korkulu muyum ben? Yani bu kadar izzetsiz olma sıfatını sen bana yüklüyorsun. Sen hiçbir işe yaramayan bir... Hayır, öyle değil. Ben bir Allah'ın kuluyum bir kere. En baştan söylüyorum. Allah'ın kuluyum. Ve benim niyetim Allah için kımıldamak. Ama burada kımıldayamıyorum. Hiç yapacak bir şey kalmayan insanın sebebidir aslında kımıldamak. Bunu Nisan suresinin 75. ayetinden okuyoruz. Lütfen ben böyle meal veriyorum. Ama insanlar lütfen başka herhangi bir güvendiğimiz mealden bakabiliriz. Problem yok. Yani ya Rabbi biz burada mustazaf olduk. Artık zaafa uğratıldık. Kımıldayacak yer yok. Yapacak hiçbir şey yok. İşimizi yapamıyoruz. Asıl varlığımızın sebebi olan şeyler yapamıyoruz. Ha, çiftçilik yapamıyorum. Gider yazılım işine girerim filan. Bu manada demiyorum yani. Yani hiçbir şey yapamıyorum. Nerede olsan yapamıyorsun. Ha, çok soru alıyorum. Ben gidiyorum işte bulaşık yıkamaya teklif ediyorum. Lokantada ben şu kadar yıldır öğretmenim, mühendisim filan. Kabul etmiyorlar hocam. Ne yapmam lazım filan diye. Bir ton insan var. Bir ton. Yani nasıl gireyim bilmiyorum ki, sert giriyorsun hocam diyorlar. Nasıl söylenir bunlar bilemiyorum yani. Yani hani ben bizim toplum için zalim teselli eden bir toplum demiştim. Hala da aynı fikirdeyim. Kimi zalimi mi teselli edelim yani? Eliniz incinli beyefendi yumruğu atarken lütfen elinize bir kontrol edelim filan mı diyeyim? Mazlum attığı tokattan sonra insan elin acıdı mı acaba filan mı diyelim gidip zalime? Böyle mi diyelim yani? Şimdi Nisa suresinin 75. ayeti. İnsanlar dua ediyorlar. Ya Rabbi artık burada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Hiçbir şeyimiz yok artık. Üstüne bir de zulüm görüyoruz artık. Şimdi bunları kurtarmak sizin vazifeniz değil miydi diyor Allah kalan diğer müminlere. Dolayısıyla mazlum, zaafa uğramış kimseleri, zaafa uğradıkları mekandan kurtarmak, mustazaf oldukları yerden kurtarmak diğer müminlerin vazifesidir. Sadece kapımı çaldı ben geldim. Oo Ensar Muhacir, burada başlamaz bu. Bir plan öncesinde başlıyor. Orada birileri var. Ya ne yapalım, elden bir şey gelmiyor. Gelmiyor, doğru, gelmiyor olabilir. Ama yollarını araştırmak için kımıldamamızı istiyor Allah. Bu. Yoksa Allah bizden her şeyi haşa. Yaratıcı kendisi bizden yaratmamızı istemiyor. Fakat bu yolda hareket etmemizi istiyor. Durum bu. Bir yerde kıpırdayamayan var. Mustazaf, zaafa uğramış birisi var. Diğerleri de onu kurtarma adına kıpırdamaya. Bu kıpırdama çabasında, bu da onu kıpırdatma çabasında. Asıl ensar muhacirlik buradan başlıyor aslında. Yani yoksa birisinin kapısını çaldın, ekmeğin var mı ikiye bölelim. Burada başlamaz. Bir plan öncesinde Nisa suresine göre başlıyor. Yani ayetin bize söylediği şu. Siz zaafa uğratılmış birisini tanıyorsanız eğer, onun o zaafa uğratıldığı yerden hareketini kolaylaştırmak için üzerinize düşen bir şey varsa, her şey olmayabilir, bir şey bile olsa onu yerine getirin diyor. Tek kişiye sorumluluk değil, herkese sorumluluk. Bu planlama olabilir, maddi destek olabilir, moral motivasyon olabilir, hepsi olabilir. Veya hiçbir olmasa bile bazen insan yapmadığı şeyin tembeli olabilir, cahili olabilir. Bilemiyor ki insan yani. Daha önce hani ben hiç YouTube'dan canlı yayın yapmadım ama şimdi biliyorum hangi programlar ne yapılır, nasıl yapılır filan. İleride daha iyi nasıl yaparım, şu anda biliyoruz bunu. Bir adam yola gitmemiş olabilir, valiz toplamamış daha önce olabilir, tırnakta söylüyorum. Hani 3 gün 5 gün bir geziye, turistik seyahate gitmiş olabilir. Kalıcı geriye dönüp de Allah'a ısmarladık kimseye dememiş olabilir. Yani gene tırnakta söylüyorum. Hep ana kucağında, hep bir şeylere bağımlı.
konfor içerisinde yaşamış, ihtiyaçları birileri tarafından karşılanmış olabilir. Bu insanlara hadi demek için işin de kolaylığının tarif edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da icretin bir parçası. Yani Allah Resulü nereden gideceğini insanlara söyle, gidin ya bir yere gidin demiyor ki. Medine'ye gidin diyor. Veya ilk planı söyleyelim. Siz burada garibansınız, sizi bunlar var ya mahvedecek falan diyor ama bu mahvedeceğin devamında da Habeş'e gidin. Bugünkü Etiyopya toprakları, orada güvenilir bir kral var diyor. Mesajı alalım mı buradan? Bize dokunsun bu. Kralın güvenilir olduğunu ya Resulullah nereden biliyorsunuz dese birisi. Bilmiyorum ki, bana melekler söyledi filan, böyle gizem filan. Bu değil. Karşında dünyadan anlayan, dünya stratejilerini, dünya siyasetini bilen bir peygamber var. Rumlardan, Sasanilerden, işte Mısır'dakinden, işte Habeşistan'dan, sağa sola, sağa sola. Türklerle alakalı bile, Türklerin yaşadığı coğrafi Orta Asya ile alakalı bile mesajlar var. Şimdi böyle bir peygamber kalkıp insanlara hadi gidin ya, burada sizi dövecekler, öldürecekler, gidin ne bileyim ya bir yere sığının, işte kafayı bir yere sokun, öyle değil. Şuraya gidin diyor. Ve oranın özelliğini söylüyor. Orası güvenilir diyor. Yol açıyor. Kimi veriyor yanına? Amcasının oğlunu veriyor. Şimdi Cafer bin Ebu Talip, Hazreti Cafer Hazreti Ali'nin abisidir biliyorsunuz. Şimdi Ebu Talib'in bu oğlu, kahraman oğlu, niye gidiyor? Sahipsiz mi? Gariban mı? Hayır. Babası Ebu Talip ya, nasıl onu öldürebilirler, dövebilirler? Ona hiçbir şey yapmıyorlar, bakmayın. Şimdi Hazreti Cabir'i göndermesinin sebebi şu. Yanlarına da gariban, ya siz garibanlar gidin, biz burada idare ederiz falan. Böyle değil. Garibanları gönderirken de gariban olmayanları da yanına ekliyor aslında. Sadece garibanlar gitmiyor Habeş'e. Böyle de bir stratejisi var. Yani şöyle dağınık bir pozisyon yok. Belirsiz bir pozisyon yok. Ne yapalım? Gücü yeten gitsin, gücü yetmeyen de kalsın burada ölsün filan. Böyle bir belirsizlik yok. Nereye gideceğinin de yolunu açıyor. İşte bu yapmalı değil miydiniz demesi, Allah'ın mücadele etmeli değil miydiniz demesi, Nisa suresinin 75. ayetinde. Başkalarına yol açmalı değil miydiniz? Yolların nasıl olduğunu göstermeli değil miydiniz? Hangi yolun nereye çıkacağını göstermeli değil miydiniz vurgusudur bu. Kınama maksatlı değil, yapın bunu demek. Bir emirdir. Kımıldayamayan bir mustazaf var. Diğerleri eğer bunun pozisyonda değilse, mesela Cafer gibi veya Efendimiz rolündeyse orada, nerenin güvenilir, hangi yolun selametli ve kolay olabileceğini ona tarif de aslında hicretin bir parçasıdır. Ensarlığın bir parçası da budur. Yoksa kapıyı çalarsın, ekmeğin var mı ikiye bölelim. Tabii buraya kadar geldikten sonra olur bu. Yani kalbinde biraz vicdan taşıyan, kalp taşıyan her insanın yapabileceği bir şey, her inanan müminin yapabileceği bir şey halini alır bu. Ama öncesi var. Stratejik tarafı var. Bu planlama tarafı belki, hani modern çağda ıskalanan taraf bu. Herkes kendi başının çaresine bakma zorunda kalıyorsa, biz işte Nisa suresinin bu 75. ayetini ıskalamışız demek. Ensarlığın ıskalanan tarafı burasıdır diyebiliriz. Hakan abi, şimdi tam bu konu aslında bir yere getiriyor bizi benim anladığım. Mus'ab bin Umeyr diye bir adam var. Bir delikanlı var. Peygamber Efendimiz'in en işte yakınında bulunan, üstelik çok presentable bir insan yani. İşte konuşması etkili, dış görünüşü insanları etkiliyor, hitabeti çok iyi ve Peygamber Efendimiz onu Medine'ye gönderiyor. Ve bu arada Mekke'de ızdırap çeken, çile çeken, büyük bir baskı altında olan bir kitle var, bir nüfus var. Mus'ab bin Umeyr'in kardeşleri, arkadaşları var. Aynı davaya gönül verdiği insanlar var. Mus'ab bin Umeyr Medine'de Peygamber Efendimiz'in verdiği görevi öyle bir yerine getiriyor ki, öyle sağlam çalışıyor ki, mesela Akabe'de Peygamber Efendimiz'e şunu dediğini biliyoruz. Ya Resulallah, bana dediğini aynen yaptım. Çalmadığım hiçbir kapı kalmadı. Seni anlatmadığım, Rabbimizi anlatmadığım, dinini anlatmadığım hiçbir mekan, hiçbir ev, hiçbir çatı kalmadı. Her yerde adım duyuldu. Ki kılıç çekildiği yerler var, ölümle tehdit edildiği yerler var. Mus'ab bin Umeyr'in şunu dediğini biliyoruz. Ya tamam, ben bir anlatayım. Dinleyin, eğer beğenmezseniz, yine öldürmeyi düşünürseniz vurun kılıcı dediği yerler var. Yani orada da hakikaten güllük gülistanlık, süper, çok konforlu bir hayatta yaşamıyor o geçirdiği sürede. Ama o bahsettiğiniz planlama çok mantıklı geldi şu an bana. Mus'ab bin Umeyr Mekke'de ızdırap çeken, çile çeken, zulüm gören kardeşlerine bir Medine hazırlıyor. Onların yaşayabileceği bir şehir hazırlıyor. Onları kapılarını açacak, onlara gönüllerini açacak, onlarla varını yoğunu paylaşacak kardeşler hazırlıyor onlara. Ki neticesinde hicretin sonrasında Mekke'den giden Müslümanlar ortada kalmıyorlar Medine'de. Yani müthiş bir sistem kuruluyor. Peygamber Efendimiz en son giden kendisi ama diğer taraftan öncesinde müthiş bir planlamayla bir şehir hazırlıyor. Bir güvenilir belde hazırlıyor. Bu
O zaman şu anda çıkabilenler çıkamayanlar sorusunda aklıma şu geliyor. Bizden önce çıkanlar çok yıllar evvel sırf eğitim için, hizmet için işte yurt dışına gidenler, sonrasında gelenler, bizim sırtımızda bir görev var o zaman dediğiniz. Yolları gösterme, yolları açma, bu yollar nasıl yürünür, buraya nasıl gelinir, bir ikincisi daha sonra gelecekler için de güvenli bir belde hazırlama, onlar için yaşanılabilir bir yer hazırlama diye de bir görevimiz var. Yani hicret böyle hani dediğiniz gibi ya gidelim bir yere de saklanıp kaçalım, belki çok zor durumda olunca insanlar bunu yapıyorlar ama diğer taraftan da strateji, plan, program, ileri görüşlü bir şekilde hareket etme. O zaman hicretin zamanı ne zaman yapılmalı, nasıl yapılmalı sorusuna da doğru cevabı verebiliriz. Evet. Bir insan ne zaman hicreti anlayabilir Hakan abi? Hicret etmesi gerektiğinin ne zaman olduğunu nasıl anlayabilir bunun zamanlamasını? Şöyle ani bastıran bir durum olur mesela. Bu tür bir durumda apar topar davranılabilir. Bunda problem yok. Yani ben burada çok kritik bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen iki tane kulağa takarak söylüyorum bunu. Biz mecbur kaldık, böyle ani bir durum oldu, bize de sahip çıkılmadı filan diye bir başkası, ya burada ben bunu koyamıyorum, kafamda bir yere koyamıyorum. Yani birisinin bana sahip çıkma zorunluluğuna dair hareketimi endekslemem. Ben hareketimi Allah'a dair yaptım, ben Allah'a güveniyorum, çıkarım yola. Şimdi Nisa suresinin 100. ayetini ve Kasas suresinin 6, 7, 8. ayetlerini konuşacağız birazdan. Lütfen oraya da. Yani şimdi hani seyirciyi bağlamak için demiyorum ama yani filmin başı ve sonu çok irtibatlı. O yüzden arada hani ben çok uzatmamaya çalışacağım. Arada bir yerde kestiğimiz zaman yarım kalacağını düşünüyorum. Burada bir başkasını suçlayamayız. Yani ben strateji belirlenmesi falan dedim ama kim yapacak bunu? Yani gene ben sen falan olurdu bu olsaydı. Biri yapmadı diye burada kınama yolunu tercih etmektense o gün işin başa düştüğünü farz edip ona göre yeniden bir rota belirlemesi yapmam lazım. Yani baktınız ki bu yollar tıkanmış belli, yok. Yani yeniden hareketi kendisine öğreniyormuş gibi, yeniden öğreniyormuş gibi sıfırdan başlaması gerekebilir. Dolayısıyla bir başkasını kınamak bu hicretteki Allah için olma durumuna gölge düşürebilir. Yani ben size güvenip buraya gelmiştim dedim mesela size. Diyelim ki mesela Kastamonu'ya gideceğim, orada bir arkadaşım var ama arkadaşım artık yok yani. Gittim telefonlarına bakmıyor. Lanet olsun bu yolu gelene filan değil. Ya ben yolu Allah için kat ediyorum. Bu. Yoksa Kastamonu'daki arkadaşım beni çağırdı diye değil. Eğer hicretse yaptım. Veya diyelim ki Uganda'ya gideceğim. Uganda'ya gitmek istiyorum. Benim Uganda'ya hareketimin sebebi Uganda'da A şahsı B şahsı tanıdığımdan imkan olduğundan dolayı değil. Eğer böyle olursa hiç kimsenin olmadığı bir yere hicret diye bir şey düşünemeyiz teknik olarak. Herkesin bir karşılayan olmak zorunda değil. Herkesin bir stratejisi olmak zorunda değil. Apar topar da olabilir bu. Apar topar olma durumunda bu niyetimize gölge düşürecek kınamalardan mutlaka ama mutlaka uzak durmalıyız. Madem hareketimiz Allah'a dayanıyorsa, Allah'tan dolayı yerimizden yurdumuzdan oluyorsak veya yeri yurdu Allah'tan dolayı terk edip tebliğ gayreti için dışarı çıkıyorsak kesinlikle ama kesinlikle niyeti bozacak, niyeti yamalı hale getirebilecek bir kınamadan da mutlaka uzak durmak zorundayız. Şimdi iki tane akabe biatı var Medine'den önce. O da önemli bir etkendir aslında. Yani hicrete hazırlık, hicrete gelenlere hazırlık. O iki akabe biatında iman edip biat eden insanlar var. Dediğiniz gibi Musab bin Ümeyr gibi. Mesela Yemen tarafına da Muaz bin Cebel gibi öncüler gönderiyor Allah Resulü. Dolayısıyla bu öncülerin gitmesi de çok ciddi hazırlık. Öncüler gittikten sonra yetiştirdiği kitlenin de buyurun gelin canımız pahasına ne olursa olsun demesi de ciddi bir hazırlık oluyor. Şimdi Nisa suresinin 75. ayetini konuştuk. 89, 98 ve 99. ayetler var Nisa suresinin. Şimdi gidemeyenleri konuşuyoruz şu anda. Birinci mustazaf sınıfı bu, gidemeyenler. Şimdi Allah Resulü, Allah Nisa suresinin işte 97. ayetinde gidilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi onu konuşacağız. Kaldı ki gidemeyenler var. Onların bir şeyden istisna tutuyor. O da şu, arz geniş. Fakat bu arzın genişliğine rağmen işte müminlerden, erkeklerden, çocuklardan, kadınlardan veya mesajın kendine ulaşmadığı kimselerden yol parası bulamama dahil, strateji bilememe dahil veya ani yakalanmalar dahil mesela ani hani hicrete ani yakalanmalar dahil bu tarz insanların yol bulamaması, zaafa uğramış insanların yol bulamaması Allah'ın 97. ayeti birazdan konuşacağız. Orada Allah'ın gazabını çeken bir durum var.
ondan muaftır diyor. Dolayısıyla Allah gerçekten onların affedebilir onları diyor. Umulur ki onları Allah affeder diyor. Allah afudur, gafurdur diyor. Onları çokça affeder. Allah çokça affedendir ve gufran sahibidir. Yaptığı hataları da örter onların diyor. Dolayısıyla gidemeyenlere iki tane şey var. Bir, gitmesi gerekiyor ama gidemiyor. Siz bunları bir başkasına Allah, bunları buradan yollarını açmalı değil miydiniz diyor. Görev veriyor bir. İki, 98 ve 99. ayetlerde de bu gitmek isteyenler fakat gidemeyenler, çıkamayanlar, hicret yolculuğuna hicret kıpırdamaları yapamayanlar için, onlar için de Allah'ın belası, musibeti, laneti neyse 97. ayette birazdan gelecek, onlardan muaf tutuyor. Allah bunları azap etmeyecek. Gidemeyenlere gitmedikleri için azap etmeyecek. Çünkü gidemiyorlar. Burada potansiyel olarak bir yetersizlik var. Olmadı, gidemedi. Burada bağ nedir? Yani önemli bir şey bu. Bağı, gidememe, ayağındaki gitmemesini sağlayan bağı dünyalık kazanımlar, menfaatler, konforlar, rahatlar filan değil. Burası çok önemli. Eşim istiyor yani şimdi hanımla boş yere papaz olmayalım filan. Düzenimizi de kurduk filan değil gördüğünüz gibi. Var böyleleri 97. ayette gelecek. Ne güzel inşaatı da yeni bitirmiştik. Ev güzel filan diyebilirdi o gün Medine'deki, Mekke'dekiler. Ya hurmalarda tam bu cevaplar var Kur'an'da. Teker teker var. Hurmalarda tam yeşereceği zaman dediniz ya Resulullah. Yani biraz şu hasadı yapsaydık da gitseydik. Ya ben bir yere gidersem tam hazır giderim. Gidip orada kimseye muhtaç olmamak için cebimi doldurur giderim filan diyenler var. Bunu Mekke'de diyenler var. Gelmiyorlar. Gelmeyenler var. Ya da şöyle ben çaktırmam bunların arasında gözükürüm kalırım ya hiçbir şey olmaz bana zararları dokunmaz deyip aksine müminlerle savaş esnasında Bedir'de Uhud'da savaşa gelenler var. Ne kadar trajik bir şey ne kadar. Ondan dolayı bu ayetler Nisa suresinin ayetleri iniyor. Şimdi ben çaktırmam ben bunların arasında giderim ya bazen ya ne bileyim kusura bakmayın arkadaş size de sövmem gerekirse söverim. Yani ama ben bunu dilimde ha yanlış anlamayın falan gibi de derim. Onları da idare ederim. Ne bileyim hani yanımda söyledikleri zaman ben de alkış tutarım falan. Hatta yani bir yumruk da sen vursana yoksa falan sen de mi onlardansın falan dediklerinde bir yumruk da ben vururum ama bak incitmek için vurmuyorum. Yani sadece anlaşılmamak için vuruyorum derim. O yüzden kalayım diyenler var. Var vallahi de billahi de bu var. Ya iş olsun diye bugünkü tabloyu resmetmiyorum. Nisa suresinin 97. ayetini anlatıyorum aslında şu anda. İlgili bir hadis var. Hadisin hemen ben kaynaklarını aldım. Buhari'nin tefsir Nisa 19 Fiten bölümünde 12. hadisleri bunlar. Sahih bir hadis. Şimdi böyle insanlar var. Bunlar gitmiyor. Ayaklarında bağlar var. Nedir? Evi, bineği, eşi, çoluğu, çocuğu, akrabaları, itibarı bunları geride bırakmak istemiyor. Bunlar adamın ayağında bağ. Getirmiyor onu. Çengeller geriden çekiyor onu. Adamın hareketini, Allah için hareketini kısıtlayan Allah'tan başka şeyler var. Bu azapla karşılaşıyor. Bundan dolayı değil. Eğer birinci sınıftayım daha henüz, mustazaf sınıfının, birinci gidemeyen sınıfının ayağında kendini geriye doğru çekenler Allah'tan başkasıysa eğer, o zaman problem. Hayır, bu mustazaf sayılmıyor. Kur'an'a göre bu zaafa uğratılmış sayılmıyor. Yani sen ya ben aslında gelmek istiyorum da gelemiyorum. Gelmeme sebeplerin eğer Allah'tan başkasıysa problem var demek. Bu Allah'ın lanetini üzerine çeker. Durum bu. Onlara bir hitap var şimdi 97. ayette. Ancak yok ya Rabbi ben hepsi senin yoluna kurban olsun deyip bu da birer kurbandır. Allah için hicretinde, Allah için kıpırdarken evini, arabasını, itibarını, diplomalarını, şununu, bununu, maddi manevi geride bırakıp gelen hepsi Allah'a kurban etmiş olun demek. Aslında bu. Ya Rabbi sen bunları istediğin almak için kurban olsun arama girmesine mi izin vereceğim seninle demektir aslında bu. Ya Rabbi istediysen sen bunları seninle arama bunu sokacak değilim. Elimde bir şey var. Bu seninle arama girecekse eğer kurban olsun senin yoluna demek. Diplomasını kurban eder. Yani işini kurban eder. İtibarını aslında mahallesinde, beldesinde saygın biridir ama hicret ettikten sonra arkadan pü filan denebilir arkasından. İtibarını kurban eder. Hicret eden kurbanı da yapmış geliyor aslında. Hem Allah yoluna kurban oluyor, başını koyuyor. Aynı zamanda arkada bıraktıklarını da hepsini Allah yoluna kurban etmiş oluyor. Tırnakta söylüyorum boşa gitmiş olmuyor. Geride bıraktığı hicret eden adamın boşa gitmiş olmuyor. Geride ne bırakırsa bıraksın. Ne zaman boşa gider biliyor musunuz? Arkadan onu çengelle çekiyor bunlar. Kal burada kal ev güzel, binekler güzel, eşin var burada, çoluğun çocuğun itibar var.
Çaktırmadan idare edersin diye geride bırakıyor sizi. Allah için kımıldamaya çalışan bir adamı geriye doğru çekiyor bunlar. Allah bunlara lanet ediyor. Bu duruma lanet ediyor. Eğer Allah için hicret etmek istiyorsan ve edemiyorsan, seni etmemene sebep olan şey Allah'tan başkası ise eğer geride bıraktıran, o zaman yazık. Ama Allah'a rağmen her şeyi kurban edecek. Elinde de bir şey yok. Geride çeken bir şey yok ama hicret de edemiyorsun. Burada birinci mustazaf sınıfı. Lütfen özellikle rica ediyorum. Nisa suresinin 75. ayeti. Burada bir başkasına da görev düşüyor. Allah bunlara karşı hemen devamındaki ayette de Allah onların yaptığı hataları, kusurları, günahları bağışlayacağını, afuv, çokça affeden, habire affeden ve gafur, hataları varsa üzerlerini örtendir diyor. Umulur ki Allah onları affeder diyor. Hicret edemedi, zaafa uğruyor. Evimde kala kaldım, çok mesaj alıyorum ben. Asıl gurbeti biz yaşıyoruz hocam diyor. Ben katılmıyorum diyorum size, ben biliyorum bunun ne olduğunu. Evinde yaşayıp, bu psikoloji teorisidir aynı zamanda. Freud'un arkadaşı Carl Gustav Jung var. Çok özel, nadide bir söz var. Sonradan daha güzel insanlar da, benzer insanlar da katılıyor bu söze. Gurbet, yalnızlık, alone, tek başına olmak değil. Yani burada tek başıma Robinson olmak değil. İstiklal Caddesi'nin göbeğindesin, sarıl harıl kalabalıklar akıyor ama yalnızsınız. Hiç kimse sizi anlamıyor. 100.000 tane akrabanız var, bir tanesine anlayabileceği bir mekan bulamamışsınız. Ortak bir payda bulamamışsınız. Anlaşılamamışsınız. Asıl gurbet sizinkidir diyor. Asıl yalnızlık budur diyor. Dolayısıyla çeken bir şey yok. Dünyalık bir bağdan dolayı hareketini kısıtlamış değil. Allah için hareket etmek istiyor ama edemiyor. Ne yapıyor? Yani dediğim gibi eli kolu budanmış, boğazı sıkılmış, ağzı kapanmış, gözü kör edilmiş, kulağı tıkanmış. Her şeyi elinden alınmış bir şey, birisi. Bu hicrete bir sebeptir. Yapacak bir şey kalmamak hicrete bir sebeptir. Allah için diyorum bunu. Yoksa burada dükkan iş yapmıyor, hadi hicrete. Öyle değil. Bu başka bir şey. Gidip başka yerde sevap kazanabilirsin. O hicret değildir demek kötü bir şey anlamına gelmez. Ancak Allah için ben burada iyi giden bir dükkanım vardı. Ben dedim ki birisine, ya bak İslam güven dinidir. Güvende en büyük sağlanacağı yer ticarettir. Ahmet Bozkuş, siz lütfen şu mağazanızı diyelim ki Kamboçya'da açsanız, orada Müslüman birisi olarak bu haliniz, hal diliniz güzel tebliğ yapar. Hicret eder misiniz? Buradaki serveti bırakıp gidebilirsiniz oraya. Oraya dükkan açabilirsiniz. Bu da hicret olur. Ancak yok, Kamboçya daha karlı, oraya gideyim yatırımın kralını yapayım diyorsanız o başka bir şey. O başka bir şey. Allah için gidiyorsanız, para için gidiyorsanız o hicret olmaz. Parası geride bırakıyorsa da gördüğünüz gibi olmadığı gibi. Bu birinci abi, tarafı netleştirdim diye düşünüyorum. Kritik bir konu üzerinde gidiyorum şu anda da. Tamam. Kritik konuyu bölmeyeceğim. Sadece çok önemli bir soru var. Tam da bu anlattığınızla alakalı olduğu için konuyu dağıtmayacak bir şey. Bir hanımefendi yazmış. Bizim çıkma şansımız kalmadı. Pasaportlar vesaire falan filandan dolayı. Vebal almış mıyızdır diye. Hayır, hayır. O da muhacir. Eğer çıkmasını gerektiren şeyler Allah'tan dolayıysa, buna ben öteki bereki değil, kınayıcı herhangi birisi değil, bizzat kendi karar verecek. Ya Rabbi, ben niye bu pasaportum elimden gitti? Bu Allah için mi? Bir bakacağız buna. Kendisi bakacak. Ben değil yani. Kendisi bakacak. Evet, Allah için diyorsa hiç gönlü sıkmasın. Rahat olsun yani. Kim nerede hicret erbabıysa o da orada hicret erbabıdır. Bu kadar. Sallamıyorum yani. Tırnakta söylüyorum. Kimseye moral verme maksadıyla da söylemiyorum. Durum bu. Net olarak durum bu. Yani pasaportun elinden almış, çıkamıyorsun. Ne yapacaksın? Bu Nisa suresinin 75. ayeti. 98 ve 99. ayetlerini hanımefendi okumasını tavsiye ediyorum. Dua ediyor. Ona düşen bu. Diğeri de gelip onu oradan kurtarma ihtimali varsa onu oradan kurtarabilir. Ötekine de düşen vazife bu. Ama böyle dua ediyorsa, varsa eğer bu hicret esnasında, hicret sürecinde yaptığı hatalar, Allah umulur ki onları da affeder diyor. 99. ayeti Nisa suresinin. Bu birinci tarafı bitirdim. Hicret edemeyenlerle alakalı. Nisa suresinin 75, 98 ve 99. tarafı. Ben bir kargaşa olmadı değil mi? Yok, ben bu soruyu da bilerek sordum. Çünkü anlattığınız kısım tam da buna denk geliyor. Çünkü insanların gerçekten buna dair ben o kadar çok soru duydum. Arkadaşlarımdan, tanıdıklarımdan, sizler de duymuşsunuzdur muhakkak. Yani, ellerinden hicret etme imkanları da alınmış. Yani öyle bir şansı da kalmamış. Yanında evet, çocuklarıyla
o yolculuğu başka yollardan yapma şansı da yok. Dolayısıyla bunun vicdan azabını da çekiyor. Çıkamadık, olmadı, yapamadık diye. Ama bu çok önemli. İnsanın orada da yalnız kalmasıyla, yapayalnız kalmasıyla muhacir olması, hicret etmiş olması, böyle bir vebal olmaması çok önemli. Ama bunun da moral olsun diye değil, teselli etmek için değil, bir hakikat olduğu için söyleyelim. Çünkü ben de birçok arkadaşa bunu söyledim. Çünkü imkan yok, yok. El kol bağlı. Her gün bir haber alıyoruz. Ayakta bağlı işte. Pasaportunu evet. Almak ne demek? Ayak evet. Bağlı. Yani ayağını bağlamış. Ne yapacak bu adam? Uçsun evet. Mu yani? Bir Nurdi Dede inip onu hani şimdi böyle rüyasında birisi alıp böyle Alaaddin'in lambasından çıkıp bir cin halıya diyor. Öyle bir şey yok. Yani fantezi yapmayalım yani. Ne yapacak yani? Durup kalana da sövmezsin, gidene de sövmezsin. Burada bütün modellerde, bütün hicret modellerinde kınayıcı kimse o eksiktir. Kim kınayıcı rolüne bürünmüşse o eksiktir. Bu kadar. Yani gidene kalana kınayıcı gözle bakamazsınız. Herkes kendi rolünü, kendi elbisesini kendi biçer. Ortada, durum ortada nettir, son derece nettir. Hangi rolü kendi oynaması gerekiyorsa o rolü oynar. Bu kadar. Şunu unutmayalım. Ne mutlu o kimseye ki kendi günahlarıyla uğraşmaktan, hatalarıyla uğraşmaktan başkasınınkine fırsat bulamaz diyor Allah Resulü. Dolayısıyla ben ne yaptım, hata yaptım ona bakarım süreçte. Ötekinin, berikinin, ben şiddetle karşıyım bu düşmandan beslenme, anti beslenmesi. Benim karşımda biri varsa ben şuyum, ben buyum, benim karşımda şu, öyle bir şey yok. Ben kendi hatamı bilirim. Hata nerede yaptım ona bakarım, bu kadar. Karşımdaki çok hatalı diye ben iyi olmuyorum yani. Hatta ben ona hatayı da sevk etmiş olabilirim yani. Belki ne bileyim hani hicret için söyleyelim. Belki ona yok ora değil de şurası senin için daha güvenli olur dememiş olabilirim mesela. Bu günahımla kendim boğuşmam gerekir. Bir başkasının kınaması veya benim bir başkasını kınamam hiç şık bir hareket değil. Neye göre biliyor musunuz? Hicret gibi çok ulvi bir amacı, çok ulvi bir kurbanı aslında. Bu çok önemli bir şey bu. Böyle bir mükemmel bir ibadeti yapan insanın böyle kemkümlerini görünce hakikaten ben yakıştıramıyorum işin açığını söyleyeyim. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ya bu kadar ulvi bir iş yapınca ondan sonra bıyığının altından filan de insanlar bıyığı... Ya ben bunu yakıştıramıyorum yani. Ya bak çok güzel bir fırsat veriyor Allah. Allah afudur, gafurdur diyor. Affa. Sonra Allah birazdan şimdi okuyacağız Kasas suresinin 5. ve 6. ayetleri. Lütfen, lütfen yalvarıyorum ya. 5. ve 6. ayetlerine bakın ne veriyormuş Allah. Nisa suresinin 100. ayetine, hicret erbabına Allah ne veriyormuş bir bakın. Neyi ödül olarak hazırlamış? Paketi açılmamış. Ne var orada? Allah bunları söylüyor. Nisa 100, Kasas 5 ve 6. ayetleri. Şimdi durup burada yani bu kadar büyük bir ibadetin gerisinde ufak tefek böyle karınca develemesi gibi, gıdıklaması gibi şeylerle bu mükemmel ibadetin, niyetin, harika bir kurbanın aslında iyi tarafını gölgede bırakmamamız gerekir. Durum bu. Yani ben bunu üzülüyorum işin açığı. Kızmıyorum buna. Üzülüyorum. İnsanların hani psikolojisini anlamak lazım. Çünkü yani dinlenmeyen bir çağdayız. Kimse kimseyi dinlemiyor. Bağışlayın böyle yani maalesef. Niye dinlemiyor insanlar birbirini bilemiyorum ama dinlemiyor insanlar birbirini. Hatta insanlar biraz kendi alanına alakalı söyleyeyim. Psikolog ve psikiyatri arkadaşlar kızmasınlar. Dinlesinler diye bir ton para veriyor insanlar. Şimdi herkesin derdi kendine büyük. Lütfen kimse dertleri yarıştırmasın. Tekrar söylüyorum sloganımı. Acıları tartmayacağız. Acıları sadece paylaşacağız. Bu kadar. Yani herkesin derdi kendine büyük. Yani seninki ne var ya git şunu da deme. Bunu deme. Bak adam derdiyle boğuşurken bu derdi ona en büyük derttir aslında. Onu yerinde anla. Seninki de dert mi derseniz bir adama daha büyük dertlere adamı itiyor olursunuz aslında. Yani psikolojiden anlayan bir ilahiyatçı olarak söylüyorum. Lütfen demeyin. Bu terapi merapi olmaz. Yani adamın derdini dinlemek olmaz. Ne ya seninki de dert mi derseniz bir adama adamı daha büyük bir çukura itiyor olursunuz. Herkesin derdi kendine büyüktür. Kabullenmemiz lazım. O adamın derdi büyük. Karşımda eften fiten bir şey olabilir normal şartlarda ama derdim var dinler misin beni Ahmet Bey dedi size birisi. Büyük derdi olan birisini dinliyor gibi dinlemeniz lazım. Yani empati dediğim şey bu. Sempati değil. Karşıya şirin gözükmek değil. Empati yerine koyup hakikaten ya ben olsam benim de canım sıkılırdı. Ben olsam ben de darılırdım deyip herkesin derdi kendine büyük. Lütfen dertleri tartmayalım. Seninki az, seninki 2,5 gram daha ağır geldi filan. Yani günün birinde dönüp birileri bize kimdiniz siz ki dert tartıyorsunuz derse o zaman utanırız. Yapmayalım. Bu hoş bir şey değil. Acıyı da derdi de tartamayız. Sadece paylaşalım. Dinleyelim. En hafifinden dinleyelim insanları.
dinlemek bile bir paylaşmaktır yani. Yerinde dinlemek bile bir paylaşmaktır yani. Birinci tarafı bitirdim. Evet, geçiyorum. Abi. Yani ben gözünüze bakmak için sordum da. Yani eksik bir şey kalmadı değil mi? Ben birinci taraf çıkamayanlarla alakalı tarafı bitirdim 3 tane ayet üzerinden. Nisa 75, 98 ve 99. ayetleri. Evet. Şimdi ikinci taraf. Çıkabilenler var bir de. Çıkamayanlar. Evet. Bir de çıkabilenler, bunu başaranlar, bu imkanı bulanlar var. Önce çıkanlar, sonra çıkanlar ama çıktılar. Güvenli bir beldeye ulaştılar. En azından güvenli belde derken kendi memleketlerindeki yaşadıkları korkuları yaşamayacakları bir yere ulaştılar. Belki çok konforlu değil, belki işte imkanlar açısından kıyaslandığında belki memleketine göre çok daha kötü bir yere gitmiş olabilir. Ama evet, en azından belki can korkusu yaşamıyor, belki hürriyetinden yoksun bırakılma korkusu yaşamıyor. Bunlara dair Kur'an-ı Kerim ve hadisler neler söylüyor abi? Çıkanları diyorsunuz değil mi? Evet, çıkabilenler. Çıkabilenleri isterseniz bu Allah hani paket dedim ya, ne verecek? Evet. Çıkabilen çıkmış, hicret etmiş zaten. Edemeyen tarafların ikincisi var. Oradan devam edeyim mi? Olur, olur abi. Bakalım. Buyurun. Tabii tabii. Şimdi bir, gerçekten edemeyen mazlum sınıfı var. Mustazaf sınıfı, zaafa uğratılmış. Türkçe kelime zaten. Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Bu mustazafların birinci sınıfıydı, çıkamayanlar. Bir de çıkabilecekler halde ayak bağları olup çıkamayanlar var. Yani ayağında bağ olup çıkamayanlar var. İşte bunlar tehlikeli. Bu Nisa suresinin 97. ayeti. Bunlar iman edip hicret etmiyorlar. Önce iman ediyorlar, sonra hicret etmiyorlar. Nefislerine zulmediyorlar. Ayetin söylediği bu. Nefislerine zulmederek onların canlarını Allah melekleri gönderdiği aldığında bu nefislerine zulmeden kimseler ki bir önce söylediğim Buhari hadisi bununla alakalıydı. Aksine çıkmadıkları gibi Müslümanlığı kabul etmiş ama çıkmamışlar. Sonradan baktım çoğu tefsirde mealde ne diyorlardı ya, bu manayı verebilir miyim diye yani bu, titrek titrek bakıyorum işin açığı böyle yani elimde Kur'an var diye durup hani ben çok da metinle okumak istemiyorum, bazı seyircilerimiz hani niçin Kur'an'ın metninden okumuyorsunuz filan diye söylemişler. Yani böyle bir özel bir kastım yok yani buna dair bir kast aranması beni şahsen üzer. Ancak dikkatli acaba şu ne demiş, bu ne demiş, aklına fikrine, izahına güvendim müaciler ve bundan önce gelmiş geçmiş aşağı yukarı 8-10 tane tefsire bakıyorum bir anda. Ne diyorlar diye acaba baktım buna. Yani gerçekten birkaç saat önce tekrar baktım yani. Ne diyorlar acaba buradakilere? Çoğu itibariyle bunların küfre düştüğünü söylüyorlar. Yani iman etmişler, sonra müşriklerin arasında kalmışlar, çaktırmıyorlar. Aralarında bağları var filan. Ama sonradan bunların küfürlerinden dolayı meleklerin iman ettik öldüklerinde gelip böyle haber verdiklerini söyleyenler var. Bu kadar sert midir bilemiyorum ama durum şu. Nisa suresinin 97. ayeti. İman ediyorlar, çıkmıyorlar, hicret etmiyorlar. Hicret etmeleri gerektiği halde peygamberle beraber. Hicret etmeleri gerektiği halde çıkmıyorlar. Bunlara melekler geliyor, diyorlar ki niçin çıkmadınız? Ne işle uğraşıyordunuz? Onlar da diyorlar ki biz ülkede dinin emirlerini tam uygulamayan, baskı altında işte mustazaf yaşayan kimselerdik diyorlar. Niye çıkmadınız? Ya bize baskı vardı falan diyorlar. Çıkabilecekleri halde çıkmayanlar, ayağında bağ olup çıkmayanlar. Allah'tan başkasını ayağına bağlamışlara diyor bu melekler. Niye çıkmadınız? Ne işiniz vardı diyorlar. Diyorlar ki ya biz zaafa uğramış kimselerdik diyorlar. Mustazaflardık diyorlar bunlar. Sonra melekler onlara şöyle diyorlar. Peki Allah'ın arzı geniş değil miydi diye soruyorlar. Yani Allah'ın arzı geniş değil mi de çıkmadınız? Yani illa burada mı bu ayağınıza bağladığınız şeyleri Allah size veriyordu? Yani diyelim ki Myanmar'da birisi var. Bu Moğolistan'a gitmek istiyor. Allah sadece benim Myanmar'da rezzak olduğunu düşünüyorum. Moğolistan'a gidersem Allah rezzak değil mi oluyor? Bu muydu manasında? Allah'ın arzı geniş değil miydi diye soruyorlar. Siz de oralara niye hicret etmediniz diye melekler onlara soruyor. Hicret etmeyenlere. İşte bunların durağını söylüyor Allah. En son duracakları yerin cehennem olduğunu söylüyor. O yüzden çoğu tefsirci buna küfür olarak yaklaşmış. Bu adamlar evvelden iman ettiklerini sonradan küfre girdiklerini söylüyor. Ne kadar da dönüş yeri olarak kötü bir yerdir orası diyor Allah. Öylece bitiriyor ayet. Nisa suresinin 97. ayet. Böyle de bir zümre var. Bunu ben herkesten tenzih ederek söylüyorum ama bu zaafa uğramış tarafı İkinci çıkamayanları, çıkamayanların iki tarafı olduğunu birbirine kıyas için söyledim bunu. Gerçekten onlardan görünüp onlardan biri olmuş artık. Evvelden iman etmiş fakat sonradan onlardan biri olarak kalmış kimseler için söylüyor. Ya tamam çıkacaktık ama çok baskı vardı filan diyorlar.
Çıksaydınız Allah'ın arzı geniş değil miydi diyorlar. Dolayısıyla yönlendirme şu. Allah'ın arzı geniş olduğu sürece, bütün yeryüzü Allah'ın olduğu sürece kendinizi bir yere saplamayın demek. Durum bu. Allah için gerçekten kımıldamanız gerekiyorsa kendinizi bir toprağa mecbur hissetmeyin demek. Şimdi bu geriden söylüyorum bunu. Lütfen vatanperverlik falan tartışmasına girmesin kimse. Ki herkes kadar, herkesten daha fazla ben de vatanını seven bir insanım. Bu bir yerde yara kaldı. Vatanı seven bir insanım ama tıpkı peygamber gibi aleyhissalatü vesselam Bedir'e hicrete giderken Mekke'ye tekrar dönüp bakıyor. Eğer beni kavmim zorla senden çıkarmasaydı senden ayrılacak değildim diyor. Bunu demiş birisiyim ben. Yani durup vatanperverlik yapman lüzumu yok burada. Ama Allah burada neyin vatan olduğunu, bir mümine neyin vatan olduğunu tekrar söylüyor. Kur'an'ın bir ibaresi bu. Okuyorsak bunu, şimdi akşam teravihte, hatimli teravihte okurken güzel ama burada hayata gelirken, yani bir müezzin okurken güzel veya diyelim işte TRT şimdi bir yarışma yapıyormuş herhalde, onu birkaç seyircimiz sormuş. Orada yarışmada okurken vay ne güzel okudun, tam da güzeldi musikinde falan derken güzel. Hayata gelince bak, eğer Allah'tan dolayı kıpırdayamıyorsan, kıpırdaman gerektiği halde zaafa uğratılıyorsan, elin, ayağın, gözün, kulağın, her şeyin kilitlenmiş. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bu başka. Bir de ya ben zorluktaydım, baskıdaydım falan dedin ama kıpırdayabiliyorsun. Böyle bir hakkın var. Sonra dedin ki ya biz baskı vardı ya, o yüzden kıpırdayamadık falan dedin. Sana şöyle diyorlar. Yeryüzü geniş değil miydi? Yeryüzü Allah'ın değil miydi ya demek? Niye kendini sadece buranın Allah'ın zannediyorsun? Yeryüzü Allah'ın. Yeryüzünün her tarafı sana vatan olamaz mıydı diyor Allah. Her yeri ben yarattım, istediğin yere git demek bu. Alan açmak değil midir Allah aşkına? Yoksa bir yere mecbur değilsin, orası kötüdür anlamında demiyoruz ki bunu. Demiyor ki. Allah da böyle demiyor. Kur'an yaklaşımı şu. Yeryüzü Allah'ın, istediğin yere git. Her yer sana serbest. Buyur. Hicret eden adama Allah'ın ikramıdır aslında bu yeryüzü. Neyi veriyor Allah hicret edene? Birazdan Nisa suresinin 100. ayetinde konuşacağız. Hicret eden adam arkada kurban bıraktı ya. Ya Rabbi konforumu kurban ettim sana. Kurban olsun. Arama gireceğine keser atarım onları dedin. Anam babam sevgim filan var bunlar. Arama gireceğine kurban olsun ya Rabbi. Bütün sevgilerim kurban olsun dedim. Sonra dedin ki ya Rabbi malım mülküm var. Arabam vardı, güzel bineklerim vardı. Ne bileyim itibarım vardı, diplomam vardı, kariyerim vardı. Kurban olsun ya Rabbi sana dedin. Arama gireceğine, seninle benim arama bunlar girecekse keser atarım onları dedin. Kurban gibi kestin attın onları. Allah neyi veriyor bunun karşılığında? Nisa suresinin 100. Kasas 5 ve 6'yı okuyacağız şimdi tekrar. Yeryüzünü veriyor ya. Yeryüzü Allah'ın değil mi? Yeryüzü geniş değil miydi diyor. Kurban ettin ya bunu Allah'a. Yeryüzü senin olsun diyor Allah. İstediğin yere git. İstediğin yere. Tamam gidelim de ya Rabbi diyen içinde Nisa suresinin 100. Az sonra gibi yapıyorum ama Nisa suresinin 100'ünde Allah neyi veriyor göreceğiz. Şimdi muhacire. Allah için kımıldayana Allah neyi veriyor göreceğiz. Tekrar direkt ediyorum. Bu hicret. Abi. Direkt gördüğüm soruyu soruyorum yorum kısmında. Ben anlayamadım. Evet. Herkesin çıkması için emir mi var? Yakalanma ihtimali olmayan adam niye çıksın ki? Diye bir soru var. İlla böyle bir zindan, bununla düşünemezsiniz. Ben burada tebliğ yapamıyorum, dinimi anlatamıyorum diyen adam çıkar. Benim burada haklarım çiğneniyor diyen adam çıkabilir. İfade özgürlüğüm yok diyen çıkabilir. Genel itibariyle bu ayetlerin hepsinden anladığımı söyleyeyim. Bu Nisa 97'ye göre. Ben burada dinimi yaşayamıyorum diyen, İnançlarıma göre burada yaşayamıyorum diyen adam çıkabilir. Özgürlüğüm elinden alınıyor diyen çıkabilir. Bir tane sebep yok ki. Yani sadece bir tane sebebe dayandırırsanız o zaman o sebebin halindeki herkesi maalesef kusura bakmayın siz değilsiniz. Bizim böyle hakkımız yok. Bir tane sebebi dayandırmıyor. Hicretin zorlu olan tarafı var, gönüllü olan tarafı var. Gönüllü olan tarafı da olabilir. Neden olmasın yani? Neden olmasın? Tekrar söylüyorum, bu hicret valizle yapılan, İlla bir otobüs, uçak, tren biletine dayandırılan bir hicretten bahsetmiyoruz. Bu hicret çok genel. Hareketini Allah'a dayandıran adamdan bahsediyoruz. Bu. Yani hani çok eskiden klişe bir şey olacak ama odadan odaya bile geçiyorsanız bu hicrettir. Allah için bu gıybeti duymamak istiyorum diyorsanız en hafiflerinden bir tanesini söylüyorum. Ben arkadaşlar kusura bakmayın ben yan odadayım dediniz, gittiğiniz odaya oturduğunuz gıybet edilen bir ortamdan. Bal gibi hicrettir bu. Allah için kıpırdıyorsunuz. Ve baktınız ki günah bir yer var. Abi yani beni çağırdın ama buraya, burası günah işleniyor burada. Kusura bakma ben giderim dediniz. Mesela bir partiye çağırdılar sizi. Doğum günü partisi, şu partisi, bu partisi. Baktınız orada günah var. Ben gözümü arama iliştiremem, kusura bakmayın dediniz.
Çıktınız gittiniz. Bu bal gibi ücrettir. Yani bir tane sebebi yok ki bunun. Sadece hani bir, tekrar söylüyorum, bir kötü üzerinden lütfen tanımlamayın. Lütfen. Bir zalim tarafından ne yapılıyor, ne ediliyor? Bunun üzerinden hicret tanımlanmaz. Hicret vardır. Siz o duruma düşersiniz, düşmezsiniz. Bunu tanımlarız. Yoksa şimdi bu hicrettir, diğeri değildir derseniz yarın bugün işler devran döner. Tekrar ayet hatırlatacağım. Habire hatırlıyorum ben bunu çünkü. Ve tilkele yağmunu davülü habeynen nas. Tedavülü geçer insanların. Bugün sen, yarın o. Bakarsın bir gün o neler bitmiş neler, neler bitmiş neler. Bir bakarsın bitmiş neler, başlamış neler. Yani bu Allah'ın işidir. Yaratmadır bu. Kün feyakün. Öyle Facebook arka sayfası yaparken güzel. Kolye kün feyakün diye takarken güzel. Nedir? Allah ol deyince oldurur. Ne mazlumları dünyada, Kasas suresinin ayetlerini söylüyorum şimdi. Ne mazlumları dünyanın dümenine geçirir bilemezsin. Ol der, olur. Bu kadar. Ya çamurdan insan yaratmış Allah, bunu mu yapamayacak demek bu? Bu. İkincisi bu. Çıkamayan birinci iyi taraf var. Burası pozitif, diğer negatif. Ya aslında çıkacaktık ama yani zulüm görüyoruz falan deyip ayağında bağlar var. Yani bu diplomayı bırakıp gidemem. Ya ne bileyim, hani bu kadar kariyer yapmışım, bu kadar emeğim boşa mı gidecek, gidemem ben falan. Allah için olanı diyorum. Bırakmıyor. Her şeye rağmen bırakmıyor. Üzerinde hicret etmesini gerektiren sebepler varken, sebep yokken ayrı bir iş, bırakmazsın. Ayrı bir şey. O zaman da gönüllü dersin, ya Rabbi ben burada rahatım yerinde ama ben Moğolistan'a gidip seni anlatacağım ya Rabbi diyebilirsin. Hiç problem yok. Bu da hicrettir. Sadece baskı sonrasında hicret olmaz ki. Zaten baştan beri tansiş yapmaya çalışıyorum. Dediğim şey bu. İkinci taraf bu. Yani niye? Yeryüzü geniş değil miydi diye melekler soracak. Yeryüzünü geniş bilen kim varsa, yeryüzü de benim vatanımdır diyen, yeryüzü de Rabbimindir diyen kim varsa, eğer etmesi gerekiyorsa hicreti, kıpırdaması gerekiyorsa Allah için, yeryüzünü Allah ona hediye ediyor demek. Önüne açık, istediğin yere git. Tamam, istediğim yere gideceğim, o zaman ne olacağı birazdan konuşacağız. Şimdi üçüncü bir muhtezaf sınıfı var. Evet. Siz her başlık tarihe girin lütfen ya. Ben konu bitmiş olsun böylece. Hakan abi. Çünkü konuştuğumuz konu tamam tarihin, dinin konusu ama diğer taraftan da günün konusu. Ya bugünün konusu ve yarının da konusu olacak. İyiler ve kötüler kesinlikle olduğu sürece, Allah'ın davasını anlatan insanlar olduğu sürece, zaafa uğratılan insanlar olduğu sürece hicret hep gündemimizde olacak bir konu. Kıyamete kadar olacak, anladığımız bu. Ve bugün yaşananlara binaen de sorular var. Doğal olarak böyle sorular var. İşte diyelim ki bir insan çıkma imkanı vardı. Üstünde ciddi de baskı vardı. Çıkabilirdi ama kalmayı seçti. Seçme sebebi de şu. Burada kalan mazlumlar var. Burada ihtiyaç sahibi insanlar var. Belki elinden imkanlar alınmış ve onlara yardım edecek kimse de yok. Bravo. Ben kalayım ve onlara yardım edeyim diye kaldı bu adam. 10 numara. Hicrettir bu da. Hareketi nedir? Duruyor. Gidiyordu, durdu. Hareket ediyor gene. Bu da Allah için. Bağları nedir burada? Allah'tan başkası mı onu oraya bağlıyor? Yani bu Allah'tan başkası onu oraya bağlıyorsa ancak benim dediğim bu Nisa suresinin 97. ayeti. Yoksa Allah'tan başkası değil, Allah için mazlum sınıfa yardım etmeye çalışıyorsa bu adam da bal gibi icret yapıyordur. Hiç gönlü ferah olsun bu tür insanların. Ben de aldım, bir sürü mesaj alıyorum. Elinizi ayağınızı öperim ben sizin. Böyle bir adama. Ne denir ya? Hiç kınayıcı kimse kimseye, hicret süreçleri içerisinde kimse kimseyi kınayamaz. Kimse kimseyi. Garibanın elinden tutan adama ne denir ya? Sen şunu yapamadın diye birisi. Ben de durup karşı taraf, kimsin sen ya? Kimsin de tartıyorsun milletin ibadetine, hicretini tartıyorsun. Böyle bir şey yapamazsın yani. Kimsenin haddi değil, hakkı değil bu. Ya bu bir hicret sebebi midir? Evet, hicret sebebi doğdu ama baktık ki geride mustazaf sınıf var. Zaafa uğratılmış, çıkamayan, bu Nisa suresinin 75, 98, 99. ayetlerindeki sınıf var. Birinci saydığımız sınıf. Bunların iaşesi için, özgürlüğü için, ihtiyaçları için birilerinin kendini feda etmesi. Bu da kurbandır. Kendini kurban etmesi. Bu kolay şey mi ya? Bu yenilir yutulur bir şey mi? Tartıya, teraziye gelemeyecek bir şey. Elinde cıdız terazilerle kimse tartamaz bunu. Bunların karşılığı kimde? Lütfen Nisa suresinin 100. ayetini az sonra konuşacağız. Az sonra. Peki hicret güzergahı güvenli değilse, çıkması lazım ama hicret güzergahı da güvenli değil, başına daha kötü şeyler gelebilir. İki ülkeden bir tanesini tercih eder. Hangisi hafifse orada kalması lazım. Durum bu. Yani bilerek nefsine zulmedemez. Yani bilerek zulme düşemez.
bir zalimden kaçarken diğer zalime muhatap olamaz. Öyle zulmü artırma yetkimiz yok bizim. Yani bir zalime bana zulüm yapsın diye ona kolaylaştırma hakkım yok. Böyle bir hakkımız yok yani maalesef. Hani şimdi öyle diyor insanlar. Peygamber niye Mekke'den çıktı ki, babasının atasının yurduydu filan diyebilir misiniz bunu? Yani mesela birisi siyere dönüp ben bu kılıç keskinliği dedim ya. Bu dindarlar, dindar görünümlü insanlar kılıçlarını çok bilediler. Bak yarın bugün o kılıçları sağa sola dokunduğu zaman ayağınıza dokunur, babanın ananın ayağına dokunur, akrabalara dokunur, sevdiğin adamlara dokunur. Keser keser, bak bu kadar keskin yapmayın. Şimdi diyorsunuz ki vatanınız değil mi? Vatanınızın zindanında yataydınız diyorsun adama. Dön siyere, geri dön. Geri dön, 622'ye gel. De bakayım peygambere bunu. Hadi. Diyebilir misin? Ya Muhammed sen buralısın. Niye burayı terk ediyorsun ki? Atanın, dedenin yurdunu, vatanını terk eder mi insan? Yatacaksa da vatan zindanda yatar, çekecekse de bu. De bakayım hadi. Kılıcı keskinleştiriyorsun, yarın neyi keseceğini bilemeyeceksin. Bak uyarıyorum bunu. Bir din psikolojisi çalışanı olarak. Dindarlık benim ana konum. Bu dindar görünümlü zavallı adamlar, dindar dini motivasyonlarla hareket eden alimi, alim seveni, dini motivasyonlarla hareketle yapılmış herhangi bir dini faaliyeti kırıp kesiyorlar ya, ninja gibi böyle doğruyorlar. Yarın bugün Kur'an okuduğunuzda perişan olacaksınız. Yapmayın, etmeyin. Bak o kılıçlarınızı, hani bir hadiste var. Fitne zamanı kılıcınız tahtadan olsun diyor. Keskin olmasın demek. Dolayısıyla tahtadan olması ne? Kesmeyecek kılıç demek. Bak bugün beni doğruyorsun. Yaptığım sadakayı perişan ediyorsun mesela. Kesiyorsun, sadaka vermiş bir adam, doğruyorsun. Yarın Kur'an'dan bir sadaka ayeti okuduğunda mahvolursun sen. Olur mu ya? Öyle der misin Kur'an'a? Hadi bakayım. Ne olacak? Dön 622'ye, Efendimiz'e de bakayım. Ya Muhammed, burası senin vatan değil mi? Niye vatanını terk ediyorsun filan? O gün Suudi Arabistan yok. Mekke var, Medine var. Ayrı ayrı yerler. Mekke vatansa Medine de ayrı bir vatan. Ayrı bir ülke gibi düşünün. Medine'nin kralı seçiliyormuş zaten hicretten. Bir hicret esnasında zaten krallık çalışmaları var. Seçim var. Medine, Mekke'de kalaydın ya Resulullah. Yani insan vatanını terk eder mi filan? Vatan kutsaldır filan. De bakayım hadi. Siyer'e dön de 622'ye. Yapmayın. Bu kılıç keskinliği iman bırakmayacak ileride. Bakın ya, inşallah yandırım, inşallah. Dua ediyorum bu konuda. Ama yani görünen köyde kılavuz istemiyor. Bu kadar sen motivasyonunu ayetten, Kur'an'dan, hadisten alan, sünnetten alan insanların bu motivasyonlarıyla yaptıkları işleri kılıçlarınız keskin keskin doğrarsanız yarın bugün bacaklarınızı kesecek, ayaklarınızı, dillerinizi kesecek bu kılıçlar. Okuduğunuz Kur'an nasıl okuyacaksınız merak ediyorum. Hadislerin oralarını nasıl okuyacaksınız merak ediyorum. Ama gerçi o zaman da çörek otunun şifalı olduğuna dair, üzümün, acurun, hıyarın, işte kabağın şifalı olduğuna dair hadisler okursunuz. Sorun yok. O zaman da canınızı sıkmaz bu yani. Problem yok. Yani peygamber kıssalarını Kur'an'dan okursunuz. Vay be, amma hikayeydi filan diye geçersiniz. Acıklı acıklı Ramazan hikayeleri dinlersiniz. Yani olur biter. Gene canınızı sıkmazsınız. Problem yapmayın. Diyezi geliyor insanın. Ne yapayım yani? Ne yapayım? Şimdi gelen sorular var Hakan abi, ama bu soruların hepsi aynı cevaba düğümleniyor bana kalırsa. Ben anlattıklarınızdan yola çıkarak bunu söylüyorum. İşte çıkamama sebebi olarak okul, ihtiyarlık, hastalık gibi sebeplerden bahsediyor izleyicilerimiz. O dediğiniz, verdiğiniz cevabı da verebiliriz diye düşünüyorum. Yani orada kalma sebebi, kendi vicdanınıza sorduğunuzda burada ne için kalıyorsunuz? Yani Allah rızası için, ya ben şu okulu bir tamamlayayım ya. Yani ya da işte ihtiyar bir annem var, ihtiyar bir babam var. Gidersem onlara bakacak hiç kimse yok. Anne baba hakkı var. Onları böyle bırakamam. Hasta bir çocuğum var. İşte engelli bir kardeşim var. Bunlar çok geçerli zaruretler, geçerli mazeretler. Tahmin ediyorum. Bunlar Allah için değil mi ya? Bir adam annesine babasına niye bakar? Birinci gruba giriyor bunların tamamı değil mi Hakan abi? Allah için bunlar. Allah için ayağında bağ nedir? Bir bak bakalım ya, bu çok basit. Ben kendim bilmem mi ya? Ayağımda beni bağlayan şey ne yani? Mesela çok güzel bir bineğim vardır, arabam vardır. Ya şimdi bir daha gittiğim yerde bunu satın alamam yani filan derim mesela. Diplomamı bırakmak istemem. Buradaki itibarım, yani ben şahsıma söyleyeyim, yani şahsım adına söyleyeyim. Kimse alınmasın lütfen. Yani daha zor yani mesela, öyle düşünüyorum ama bilemem. Allah ne kapılar açar bilemem. Veya diyelim ki birçok tanıdığım var böyle. Yani olabilir yani, daha zor. O işler zor olabilir. Eskisi gibi kolay olmayabilir ama ayağına bakması lazım insanın.
bu ayağımda sallanan şey gerçekten Allah için mi yoksa nefsani bir istek mi, ona bakmam lazım. Ya özürlü anne babaya, özürlü kardeşe, ne bileyim hani bakmak için veya bir garibana, bir mazluma yardım etmek için kalmak neresi nefsani olabilir bunun? Zaten amacın iyilik yapmak senin. İyilik yapmaya devam etmen için, iyi kalmaya devam etmek için, Allah için olabilmeye devam etmek için, imana, Kur'an'a hizmet edebilmeye devam etmek için kıpırdıyorsun. Bu. Bununla da icret. Şimdi bir üçüncü sınıf var. Tamam, üçüncü sınıfa geçerken şunu da söyleyeyim Hakan abi. Tanıdığım bir insandan gelen mesajı aktarayım. Tabii isim vermeden, böyle eşgalini belli etmeden. Bir genç kız düşünün ki, yani başına çok büyük sıkıntılar gelmiş. Hukuksuzca üzerine iftiralar atılmış. Zindana girmiş, çıkmış. Ayları geçmiş orada gencecik bir kızın. Ve kendi evinde gurbet yaşıyor. Annesi babası sırtını dönmüş. Gidebileceği bir yer de yok. Çıkma şansı da yok. Odasından çıkıp geçip salonda bile oturamıyor. Yani bir muhabbete dahil olamıyor. Yani öyle olur ya, bazı filmlerde olur böyle yemek sofrasında, böyle hani sadece çatal kaşık sesi duyulur, böyle bir cümle konuşulmaz, yani bir eline sağlık duyulmaz, bir afiyet olsun duyulmaz, çorba çok güzel olmuş duyulmaz, bunlar mümkün değil. Ve bunu yaşayan insanlar var şu anda kendi evinde, annesinin babasının evinde. Evet. Yani ne denir, ne diyebilirim bilmiyorum ki. Yani şimdi birileri yola çıkıyor, birileri hareket ediyor, birileri karşılıyor. Birileri de onlara dua ediyor. Böylece dua ediyorlar kendilerine, onlara. Yani hepimizin duaya ihtiyacı var. Onların Allah ileride afuv olduğunu söylüyor, gafur olduğunu söylüyor. Umudu ki Allah onları affeder diyor. Hicrete çıkamayanlar için af alternatifini Allah önümüze sunuyor. Dolayısıyla Allah'ın merhametinin enginliğini Allah onlara hissettireceğine eminiz bu konuda. Niye? Nisan suresinin ayetlerine dayanarak söylüyorum. Allah onları merhametiyle baş başa bırakıyor. Böyle bir hanımefendiye ben lütfen özellikle söylüyorum. Hani hatırlarsanız ayetleri konuşmuştuk. Tegavun suresine son ayeti, 22. ayeti. Allah şöyle bir topluluğu bulamazsın diyor da. Annesi, babası, anası, babası terk etmiş, terk etmiş, evladı terk etmiş, kardeşleri terk etmiş, akrabaları terk etmiş, kalmış tek başına. Tekrar konuştuk bunu, hatırlıyorum. Bu tek başına kalmış adamı Allah teyit ediyor. Katından bir ruhla teyit ediyor ve onun kalbine imanı kazıyor diyor. Kalbine imanı kazıyor bir. İki, eksilmeyi teyit etmek ancak yanında olmak demektir. Allah onunla beraber, bu tek kalmışla beraber, anasının babasını terk ettiği, kardeşini terk ettiği, kardeşlerini terk ettiği, evlatlarının terk ettiği veya etrafının terk ettiği kim varsa Allah onu katından bir rahmetle teyit ediyor ve o teyidin gereği ne olabilir? Allah onunla demek. Onunla beraber Allah ve onun kalbine de imanı yazdı diyor. Ketebe kelimesi var, kazıdı demek ya. İmanı kalbine kazıdı diyor. Burada da Nisan suresinin 75. ayetine dayanarak söyleyelim. Allah afudur, pardon 99. ayetine göre söyleyeyim. Afudur, çokça affeder. Her şeyini onun affedebilir. Bir de gafurdur. Yaptığı hatalar varsa onları da örter diyor. Allah merhametiyle o kişinin yanındadır. Yeter ki Allah'ın ona inayet ettiğine, katından bir ruhla onu desteklediğine emin olsun, güvensin. Allah onunla beraberdir. Bu kadar. Bu kadar söylüyorum yani. Kur'an'a göre söylüyorum. Başka hiçbir şey katmadım gördüğünüz gibi. Arada hiçbir şey yok. 3 tane ayet söyledim. Bu 3 ayete göre söylüyorum bunu. Allah böyle bir insanın yanında mıdır? Evet. Motivasyonu Allah'tansa, Allah yolunda olduğuna kendi ikna olmuşsa eğer, ben Allah'tan dolayı bu başıma geldi diyorsa hiç problem yok Allah'ın izniyle. Allah onunladır. Bu kadar. İnşallah. İnşallah abi. Üçüncü bir gruptan bahsediyoruz. Bunu hızlı geçeceğim. Evet, burada da iman etmeyen, zayıflıklarından dolayı iman etmeyenler var. Bu da Sebe suresinin 31 ve 33. ayetleri. Bunlar iman etmiyorlar. İman etmiyorlar, yarın mahşer tablosunu anlatıyor Allah burada. Sonra diyorlar ki kafirlere, işte biz ne Kur'an'a ne bundan öncekilere inanırız diyorlar. O zalimler işte diyorlar ki zalimlere, ya Rabbi işte biz bunların yüzünden inanmadık. Bunlar zalimlerdi, baskı yapıyorlardı bize diyorlar. Sonra zalimler de diyorlar ki zaten siz facirdiniz, inanmama isteğiniz vardı. İnanmıyordunuz zaten, bize suç atmayın diyorlar. İkisinin de azabı göreceğini söylüyor. Ezilenler, yani zulüm altında ezilenler, ezildiği için küfrüne devam edenler,
İman etmiyorum ama bundan dolayı bu beni eziyor, o yüzden iman etmiyorum. Her ne kadar ezilsen bile iman etmemeye sebep olamaz demek bu. İmanına sebep olmaması lazım. Ne kadar baskı, zulüm görüyorsan gör. İsyanına sebep olmaması lazım. Bunlar bizi eziyordu, o yüzden biz mümin olamadık ya Rabbi diyenlere mahşerde. Onlar diyecekler ki, karşı karşıya gelecekler. Aynı tablo şeytanla da alakalı var. Diyecekler ki ne bizle alakası ya Rabbi, bunlar kendileri zaten facirlerin ta kendileriydi diyecekler. Sonra ikisine de Allah azabını gösterecek, tattıracak diyor. Bu. Üçüncü taraf bu. Bu bizim konumuzla alakalı mı? Ezilenlerle alakalı söylüyorum. Ezildik diye zalimin zulmüne maruz kalıyoruz diye fikre batmamız haklılığımızı göstermez. Bu herhangi bir kapı aralamaz burada. Dolayısıyla. Yani bir zalimin yanında olmamızın sebebi onun güçlü olması asla olamaz. Yargı çıkartacaksak bu cümleyi çıkartmamız lazım. Ne yapalım, adam çok güçlüydü. Biz de iki de yumruk biz attık canım. Sana atmasaydık o da bize atacaktı. Demek asla haklılık olamaz. Şimdi konuşalım mı Nisa suresinin 100. ayetiyle Kasas suresinin 5. ve 6. ayetini. Şimdi normal hicret ve bütün hicretlerin karşılığı bunlar. Evet abi, bu önceki konuştuğumuz kısımlar bence çok kıymetliydi. Yani bu temellerin üzerine kurmamız lazım. Yani bütün ihtimalleri konuşup buraya getirmemiz daha doğruydu. Bu arada bazı izleyicilerimiz ayetlerin meallerini okusanız diyorlar ama ayet numaraları söyleniyor. En son ben okurum ya. En son okuyayım onları. Yani. İnşallah okuyalım. Hem bir aldım, ya Suat Yıldırım ya Ali Ünal mealidir muhtemelen. Kağıda yazmıyorum ben onu. Yazdım tamam inşallah. Herhalde. Tamam inşallah abi. Okursanız hem izleyiciler de gönlü kendim tercih edeyim diyeceğim ama burada yani ben muhtemelen okurum yani bunları. Muhtemelen tamam, Suat Yıldırım mealdir tahmin ediyorum. Uzunca bir meal çünkü Suat Hoca biraz uzun uzun yazıyor. İbareler uzun, o yüzden Suat Hoca'nınkine benziyor yani. Evet abi. Ali abi de Allah selamet versin, Allah bir an önce kurtarsın tamam. İnşallah. Onun da parantezi çoktur. Parantez az ama ibareler uzun, o yüzden Suat Hoca'nınkine benziyor büyük ihtimalle. Evet, Allah yardımcılar olsun. Kur'an'a tefsir yazmış, meal yazmış Ali Ünal gibi, Ali Bulaç gibi adamlar, alimler. Evet, yani Allah yardımcılar olsun en kısa zamanda inşallah. Yazmayı meali de kıymetlidir. Evet. Tefsir çalışması yaptı geçen sene. 6-7 cilt kadar. Ben hatırlıyorum, Erkan Akkuş'un programında tanıtmıştı. Okuyamadan, okumaktan nasip olmadı. Ali Ünal hem bir mealci hem bir müfessirdir aslında. Evet. Ali Bulaş. Evet. İnşallah tez zamanda kurtulurlar ve ilimlerinden insanlara istifadeye sunabilirler. Bu imkanlar oluşur onlar için yeniden. Sadece ilim değil, sadakatlerinden. Sadakat, delikanlılık. Çok önemli. Evet, evet. Adamlıkları sadakat, aslında şey sadakat değil, ilim. O ilim, yani şu anda hard disk vardı yanımda, 1 terabayttık. Oo, neler sığıyor 1 terabayta. Çok iyi hadis biliyor. Çok iyi Kur'an biliyor. Hafızı kelam bilen. Yani. Sadakat nerede? Sadakati nerede bunun? Evet, Allah için dost doğru olmak diyor. İman edip Allah için dost doğru olmak diyor. Aynen. Bugün bunun daha önemli olduğunu doğru kesinlikle ispatladılar, gösterdiler. Belki ömürleri boyunca verdikleri en kıymetli ders de bu olabilir. İnşallah. Ahmet Turan Alkan'ın bir sözü vardı. Çok bahsediyoruz Ramazan boyunca ama mümkünse bahsedelim. Kaç tane adam kaldı bahsedebileceğimiz zaten. Allah yardımcısı olsun. Ahmet Turan Alkan şöyle bir cümle söylemişti Hakan abi. Torunlarım bir gün o zulümler yaşanırken dedem şerefsizin tekiymiş demesinler yeter. Evet. Demişti. Bu Hazreti İbrahim'in duasıdır aslında. Ya Rabbi bizden sonraki gelenler için lisan-ı sıdkın diyor. Doğru anlayacak. Doğru bir lisanla, düzgün bir ağızla anlayacak insanlar eyle diyor. Bu Hazreti İbrahim duasıdır. Yani. Ya Rabbi bizi bizden sonra geleceklerin düzgün bir ağızla anlayacakları, bize söylemeyecekleri de hayırla ya edecekleri insanlar eyle demek. Şimdi 4. sınıf. Bunlar gerçek mazlumlar, gerçek muhacirler. Nisa suresinin 100. ayeti ve Kasas suresinin 5 ve 6. ayetleri. Kasas suresinin ayetleri Mısır'da Firavun'un o Hazreti Musa'nın doğumu esnasındaki zulümle alakalıymış ayetler. Onları bildiren ayetler. Bu Firavun'un hani ve yastahyuna nisa ekum ve yüzebbihune ebna ekum, onların erkek çocuklarını öldürüyor, kız çocuklarını da canlı bırakıyor, öldürmüyorlardı.
bu zulmün oldu. Hazreti Musa'nın doğduğu süreçlerde. Şimdi Allah'ın yeryüzünde o gün mazlum olarak saydığı İsrail oğulları, Yakup'un oğulları öyle söyleyeyim. Yakup'un oğulları Mısır'daki Hazreti Yusuf'un soyundan gelenler ve Mısırlıların dağdan gelip bağdakini kovuyor diye sevmemeye başladığı, kendilerine alternatif görüp hasetlerinden dolayı onları yok etmeye çalıştıkları, devamlarını kesmeye çalıştıkları ki o yüzden evlat öldürme, oğul öldürme budur. Kızlarını da kadınlarını da ele geçiriyorlar nesilleri bozmak için. Devamlılığını kesiyorlar. Bitti o iş filan demek için. Ondan sonra inen onunla alakalı, bu olayla alakalı inmiş ayetler. Kasas suresinin 5 ve 6. Madem meali okuyacağım dedim okuyayım buradan. Biz ise o ülkedeki güçsüzlere, mustazaflara ihsanda bulunmak, iyilikte bulunmak için onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak, onlara dünyada hakimiyeti, dünya hakimiyeti vermek, Firavun'u, Haman'ı ve onların ordularını ise korktuklarını uğratmak istiyorduk diyor. Firavun böyle yapıyor. Erkek çocukları öldürüp kız çocuklarını diri bırakıyor. Onları da nesli bozmak için Mısırlı yerlilere dağıtıyor filan. Böyle pis pis zulümler yapıyorlar. Ama biz şunu istiyorduk o gün. Musa'yı kurtarmakla. Musa'yı o küçük sepette ırmakta devam ettirmek suretiyle. Musa Aleyhisselam'ı. Bir, söylüyorum. Onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak. Örnek şahsiyetler yapmak için. Bir. İki, ülkeye onları varis kılmak. Onları sözü dinlenir yere getirmek, dünya hakimiyeti vermek ve Firavun'u ve Haman'ı ve onların ordularını da korktuklarını uğratmak için. Korktukları ne? Biz elden gidiyor, saltanatımız elden gidecek. Kim? Bunlar tarafından. O yüzden bunları yok edelim. Yok etmek, istediğini tekrar başa geçirmek demek. Allah'ın istediği. Yani yok etmek, isteyenin yok olacağı demek. Tam Türkçesi bu. Yok etmek isteyenin yok olacağı korkusuyla baş başa onları Allah bırakıyor. Yok edecek onları bir. Ama diğerleri ne yapacak? Bu mustazaf sınıf, zaafı uğratılmış sınıf, evlatları öldürülen, kız çocukları peşkeş çekilen insanları ne yapacak? Bir zulme uğramış. Buradan anladığımız şu, benim anladığım bu, benimle alakalı anlayacaksan. Bir Suriyeli farklı anlayacak bu ayeti, aynı minvalde farklı anlayacak ama. Yani o ona göre anlayacak. Burada anlaşılan şey şu, bitirmek isteniyor. Çünkü oğlunu nesli tüketiyor veya bir tarafta kız çocuklarını vermek suretiyle nesli bozuyor. Bitirmek istenen bir mazlumlar sınıfı var. Zaafı uğratılmış sınıf var burada. Hazreti Musa ve akrabaları, Aleyhisselam ve akrabaları. Şimdi burada bitirilmek istenenin bitirilmesine Allah izin vermeyecek bir. İki, o bitirmek isteyeni bitirecek. O bittiğinde ne olacak? Onlara Allah'ın istediği şu, bu mustazaf sınıfı, zaafı uğratılmış sınıfı yeryüzünde şahsiyetli insanlar pozisyonuna, kişilikli insanlar pozisyonuna getirecek. Örnek şahsiyetler yapacak. Tıpkı Hazreti İbrahim'in duasındaki gibi Aleyhisselam. Ve ülkeye onları varis kılacak. Siz hani planlıyordunuz ya, biz daha ne kadar seneler buraları bizim yönetiriz falan zannediyordunuz ya. Allah sizin korktuğunuz ne olacak? Yönetemezsek ya, bunlar elimizden alırsa, evet onlar elinizden alacak. Bu. Bunu söylüyor. Kasas 5 ve 6. ayetler. Şimdi Nisa suresinin 100. ayetine geçiyorum. Kur'an'ın en net hicret ayetidir. En net hicret ayetidir. Nisa suresinin 100. ayet. Bir iniş sebebi olarak, esbab-ı nüzul olarak bahsedilen bir şey var. Esbab-ı nüzul konusu tartışmalı bir konudur. Kimisi itibar eder etmez ama uygunsa, hadislerde sahihse herhangi bir problem yok. Neden olmasın? Cündüb bin Damra adında bir yaşlıca bir sahabe var. Yaşlılığından dolayı Mekke'de kalmış, hicret edememiş. Hicret edemediği için de bu Nisa suresinin hani yeryüzü geniş değil miydi diye 98 ve 99. ayet, 97. ayeti var ya okuduk. O ayet inince Allah Resulü bunu bir pusula yapıp bir kanalla, gizli bir kanalla Mekke'ye göndermiş. Yakalanmasın diye bir sahabeyle Mekke'ye göndermiş. Yani melekler diyecek ki o kimselere, biz hicret edemedik, zaafı uğradık, mazlumlardık ama hicret edemedik diyenlere diyecek ki melekler, yeryüzü geniş değil miydi? Niye? İşiniz neydi? Niye hicret etmediniz? Diyecekler. İşiniz neydi? Kur'an tabiri bu arada. Ne işteydiniz? Neyle meşguldünüz ki hicret etmediniz? Diyecekler. Yeryüzü geniş değil miydi? Diyecekler. Ayetinin, Nisa suresinin 97. ayeti iner inmez Allah Resulü 97, 98 ve 99. ayetler, bir kalıbı ayetler bunlar. Allah Resulü onları Mekke'ye gönderiyor. Orada hala kalan Müslümanları son kez uyarmak için. Orada kalan Müslümanlardan bir tanesi Cündüb bin Nemre.
O mesaj geliyor akşam üzeri, oğulları diyor ki ya baba diyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir mesaj göndermiş. Ne yazmış diyor. Allah ona şöyle buyurmuş diyorlar. İşiniz neydi? Yeryüzü geniş değil miydi? Ne işle uğraşıyordunuz hicret etmemek için? İfadesini duyunca hadi diyor Cündüp bin Nemre. Çocuklar kaldırıyor. Baba hani tablolaştırayım, uçakla mı yapıyorum baba filan gibi. Nereye gidiyoruz? Ya bu saatte gece her bir sabah olsun bir daha konuşalım filan diyorlar. Hayır diyor. Ben bu ibareyi duyduktan sonra artık burada Mekke'de bir gece geçiremem diyor. Bir gün daha burada uyuyamam diyor. İşiniz neydi? Yeryüzü geniş değil miydi diye. Cündüp bin Nemre büyük bir sadakatle oradan çıkıyor. Gerçekten inat edip çocuklarını bir deven sırtına kendini bağlatarak 90'lı yaşlarda rivayeti var. Çok yaşlı, çok yaşlı. Oradan ayrılıyor. Ayrılıyor ama Tenim denen bir bölge var. Oraya kadar geliyor. Bakıyor ki artık daha yola devam edemeyecek. Yani can çekişme halleri başlayınca yani daha yolu devam edemeyeceğini anlayınca iki elini birbirine şöyle birleştiriyor. Ya Rabbi diyor bu senin yerine, bu da peygamberin yerine. O neye biat ettiyse seninle, neye konusunda biat ettiyse ben de sana onların hepsi üzerine biat ediyorum. Ne olur kabul et diyor. Sonra bu biatından sonra kendi kendine böyle yaptı. Bu iç geçirmesinden, duygusal patlamadan sonra Cündüp bin Nemre vefat ediyor Tenim'de. Sonra cenazesini vefat ettikten sonra bedenini defnetmek için Medine'ye getiriyorlar. Medine'ye gelince bakıyorlar ki Cündüp bin Nemre gelmiş. Olayı anlatıyorlar. Böyle böyle oldu ya Resulullah filan diye. Sahabeden bazıları şöyle diyor. Cündüp çok güzel bir hareket yapmış. Çok güzel bir şey yapmış ama keşke hicretini tamamlasaydı. Medine'ye kadar girseydi o zaman daha mükemmel olurdu filan diyorlar. Ve Nisa suresinin 100. ayeti iniyor. Mealini okuyacağım bu ayetinde. Metnini okuyayım sonra mealini okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yuhacir fi sebilillah. Kim Allah yolunda hicret ederse. Yecid fil ardı. Yeryüzünde şunu bulacak. Muragaman kesiran mesaa. Geniş bir arz ve bir bolluk bulacak. Ve men yehruc min beytihi muhaciran. Kim de evinden bir muhacir olarak hicret için çıkarsa ilallahi ve resulihi. Allah'a ve Resulüne doğru yol hareketini Allah'a ve Resulüne dayandırır. Kim evinden çıkarsa sümme yudrikul mevt ve ölüm gelir onu bulursa fakat veka ecruhu ecri tamdır onun. Eksiksiz ecri verilir. Allah'ın katında eksiksiz ecri tamdır onun ödenir. Ve kânallâhu gafûrâ rahîme Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Kim evinden bir muhacir olarak hicret niyetiyle Allah için, peygamberi için kımıldama niyetiyle evinden çıkarsa, hicret için, Allah için kımıldarsa kim, böyle anlayalım. Kim kımıldarsa yeryüzünde, yeryüzü geniş değil mi dedi ya mükafat olarak. Hadi yeryüzü sizin olsun, yeryüzü de kurban olsun size dedi Allah. Madem sen her şeyini bana kurban ettin, geride bıraktın, benim için kıpırdadın, yeryüzü de sana kurban olsun. Sadece kıpırdayana değil, çanta, valiz, bilet ilişkisini kesinlikle sadece bunda anlayamayız. Evinde oturuyor o hanımefendi için de söylüyorum. Ayrılamayan için de söylüyorum. Ayağında Allah'a rağmen bir bağ taşımayan için söylüyorum. O zaman Allah için kıpırdayan ve Allah için kıpırdama ihtimali bulunmayıp Allah'ın affına, merhametine uğrayan insanlar için. Yeryüzü size kurban olsun. Madem siz kurban ettiniz. Bütün her şeyinizi kurban ettiniz. Yeryüzü de size kurban olsun. Aynı şeyi tekrar söylüyor burada. Nisan suresinin 100. ayetinde. Yecid fil ardı muragaman kesiran ve sa'a. Yeryüzünde bolluk bulacak. Muragaman geniş bir arz ve sağ ve inanılmaz bir bolluk içerisinde olacak. Kazanç içerisinde olacak diyor. Dolayısıyla kim Allah için hicret ederse ona dar yok. Yeryüzü geniş. Yeryüzü kadar Allah onu genişletecek demek bu. Hem gönlünü genişletir, hem rızkını genişletir, hem elini genişletir. Bu. Yapacağı şeyler geniş olur. Yecid fil ardı muragaman kesiran ve sa'atten anladığımız bu. Sonra da fakat ecru veka alallah dediği. Yani onun diyelim ki hadi yolda da yarım kaldı hicret. Olmadı. Yapamadı. Cündüp bin Nemre gibi Medine'ye ulaşamadı. Eğer Medine'ne ulaşamadıysan, medeniyete ulaşamadıysan, bir zulümden bir medeniyete, güvenliğe demek bu. Medeniyet güven demek aynı zamanda. Bir güvenliğe ulaşamadıysan, ulaşmış gibi de Allah sana ecrini katındaki sevabını verecek. Eksiltmeyecek demek. Bu da Nisa suresinin 100. ayeti. Şimdi Hac suresinin 58 ve 59. ayeti var. Benzer bir şekilde. Onu da okuyayım. Orada da Allah yolunda hicret edenler için, sonradan da bu uğurda öldürülen veya ölenler için. Yani orada hicret esnasında da ölenler olabilir. Problem yok.
Yani hicret etmiş, sonradan normal eceliyle ölmüş. Kalp krizi geçirmiş ölmüş filan mesela diyelim. Bunlar için de aynı şey geçerli. Nisan suresinin 100. ayeti, Haç suresinin 58 ve 59. ayetleri. Diyelim ki orada öldürüldüler veya öldüler. Allah için pek güzel bir tarzda nimetlerine mazhar edecek Allah sizi diyor. Son derece güzel bir tarzda, güzel bir şekilde incitmeden, yalvarmaya gerek kalmadan, minnet altına girmeden Allah son derece güzel bir tarzda nimetlerine sizi mazhar edecek diyor. Allah elbette nimet verenlerin en iyisidir diyor. Niye diyor bunu? Özellikle Allah nimet verenlerin en iyisidir dediğine göre kimseye el açmayın. Sadece Allah'tan isteyin. Niye? Bulacaksınız yeryüzünün geniş ve bolluk içerisinde olduğunu, tam bir ecirle karşılandığınızı bulacaksınız diyor. Aman kimseye el açmayın. Nimet verenlerin en iyisi Allah'tır demek. Size nimeti ulaştırdıkların ellerini tutup öpmeyin. Onları sadece aracı yaptı Allah. Onları nimet veren yerine koymayın demek. Allah size nimeti bu zalimin elinden, şu zalimin bu zalimin elinden değil, herhangi bir şekilde de verebilir. Nimet verenin en iyisi olarak Allah'ı bilin. Nimetleri Allah'tan bilin. Rezzak Allah bilir diye hiç gerek yok. Yeryüzü kadar size Allah genişletebilir diyor. O mutlaka onları memnun olacakları yere yerleştirecektir diyor. Çok özel bir yerde konumlandıracaktır. Niye? Adam konumu terk etti çünkü. Yani hani onlara şahsiyet dedi ya biraz önce okuduğum Kasas suresinin ayetlerinde. Şahsiyetli bir yere Allah için kımıldayan insanları yerleştirecek demek. Şahsiyet zaafı, yoksunluğu veya birilerinin şahsiyetinize saldırısının sizde gerçekten dökülmelere sebep olduğu böyle bir şey olmayacak demek. Ne kadar şahsiyetiniz, şahsiyetli kimselerseniz oralara Allah getirecek. Layık olduğunuz pozisyonlara Allah getirip sizi oturtturacak diyor. Haç suresinin 59. ayeti. Ben demiyorum. Haç suresinin 59. ayetinde Allah diyor. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Hilm yumuşak huyludur ve şefkati boldur diyor. Hilm ve şefkat sahibidir, merhametlidir diyor. Şimdi dört tane sınıf saydık aslında. Birincisi çıkamayanlar ama masum, mazlum olanlar, zaafı uğratılmış, mustazaf olanlar. İkincisi çıkabileceği halde çıkamayanlar, çıkmak istemeyenler, ayağında Allah'tan başkasını kendine bağ olarak koyanlar. Üçüncüsü mahşer tablolarıyla alakalı bir mustazaf sınıfı saydık. Biz yani aslında hakikati kabul edebilirdik, iman edebilirdik, doğru da olabilirdik ama hep bunların baskısının yüzünden oldu falan diye. Bir zalimi mahşerde kendine referans gösteren, ondan dolayı bizimki hafiflesin diyen insanlara yok öyle bir ama yok diye. Hepsi de azabı tadıcı olduğunu, aman ha sakın onlardan olmayın diye bir uyarı olarak saydı. Dördüncü sınıfta gerçek mazlumlar, gerçek mustazaf, gerçek hicret erbabı olanlar. Tekrar tekrar söylemem gerekiyor bunu. Bir valiz ilişkisine, bir bilet ilişkisine, tren, uçak, otobüs filan, deve, binek buna sıkıştırmamamız gerekir hicreti. Evinin diğer odasından diğer odasına kımıldayan veya kımıldayamayan kimseler de hicret erbabı olabilirler. Bayramda anasının, babasının, kardeşinin, komşularının kapısını çalamayanlar da bu hareketsizlikle bir hicret sevabı insana kazandırır mı? Evet, kazandırır. Nisan suresinin 75, 98 ve 99. ayetlerine göre. Evet Hakan abi, hicreti epey konuşabildiğimizi düşünüyorum. Evet. Programa sonradan dahil olan izleyicilerimiz oluyor. Onlar daha önce konuştuğumuz konulara dair sorular soruyorlar. Böyle hani şey reklam gibi olmasın ama önceki kısımları izlerlerse yani o sorulara cevap verildi, konuşuldu, konuştuk hep beraber. İzleyicilerimizin sorularına da cevap verildi. Onu hatırlatabiliriz. Zaten program biter bitmez. Video YouTube kanalında yayında oluyor. Tekrar istediğiniz kısımlarını izleyebilirsiniz. Olabildiğince cevap vermeye çalıştık. Bu var. Hakan abi eğer söyleyecekleriniz bu kadarsa izletmeyelim. Sonradan gelenler için. Radyosunu yeni açanlar için. Şöyle ben normalde bugün bir şiir okumayı planlıyordum ama şiirden daha güzel bir şey buldum. Bir konuk ağırlasak ve bize tam da konuyla alakalı, hicretle alakalı şöyle bir şarkı, bir eser okusa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bugünkü sürprizine. Ne dersiniz? Şöyle aslında ben birkaç sürpriz peşinde koşuyorum şu anda. Bu arada... Prodüksiyon çalışıyor diyorsunuz. evet. Yani büyükşehir çalışıyor. Neyse büyükşehir. O belediyeciliğe bağlamayalım. Prodüksiyon çalışıyor. Başka sanatçı arkadaşlarımızla konuk alacağız. Ama geçtiğimiz günlerde konuk almıştık Metin abiyi. İzleyenler de
Metin Bey ne güzel şarkılar söyledi diye bana çok güzel mesajlar geldi. Metin abiyle de paylaştım ben bunları. Bugün de kendisini davet ettim. Abi programa acaba gelebilir misin diye. Yetişeceğim inşallah dedi ve az önce mesaj gönderdi. Hazırım. İsterseniz tam da hicretle alakalı çok da güzel bir eser var dedi. Ben de tabii ki hay hay dedim. Metin abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum sevgili Ahmet ve sevgili Hakan Bey. Nasılsınız? İyi gözüküyorsunuz. Teşekkür ederiz. İyiyiz, iyi, çok şükür. Siz de iyi görünüyorsunuz. Harika. Görüntü kalitesi evet, oldukça... Hocam. Teşekkür ediyorum. Sizin destekleriniz, himmetlerinizle efendim. Görüntü kalitemizle, sesimizle zamanla düzelteceğiz inşallah. İyi, çok şükür. Çok şükür. Metin abi, bugün hicretten bahsettik. Yani bugün yaşananlarla beraber konuştuk. Belki bir kısmını da izleyebilmişsinizdir. Ama hicret içinde bir hüzün barındıran bir hikaye, içinde sabır barındıran, özlem barındıran, ayrılık barındıran bir hikaye. Neresinden bakarsak bakalım bu yaşananları tarihçiler, yazarlar, sanatçılar, müzisyenler anlatmalılar, yazmalılar, duyurmalılar. Size de iş düşüyor. Yani ya bu yaştan sonra ben mi piyano çalacağım Metin abi? Yani mümkünse sizin çalıp bunları anlatmak lazım. Sen çalacaksınız, piyano çalacaksınız. Bence bu konuda yeteneklisiniz. İstidatlarınız, kabiliyetleriniz var. Bilmiyorum Hakan Bey ne durumda bilmiyorum ama. Hakan abi neyzendir, iyi bir neyzendir bildiğim kadarıyla Hakan abi. Belki bir gün dinleriz. Rabbim rızası istikametini inşallah istidatlarımızı, kabiliyetlerimizi tayin etsin diyelim. Bu şekilde bir dua edelim. Hicret dediniz. Ben son zamanlarda bir şeyler karalamıştım bu konuyla ilgili. Bir eser okuyup böylece deyip kaçacağım. Abi memnun oluruz. Çok seviniriz. Buyurun. Kabul edersiniz. Daha sonra efendim iftar hazırlıyorum. Bugün menümde güzel bir mercimek çorban var. Bir çoban salatam var. Ayranım falan, efendim şey yoğurdum, onlar zaten her zaman mevcut. Ama asıl bomba ondan sonra çok güzel bir künefe hazırlamayı düşünüyorum. Çok uzakta olduğunuzu biliyorum bana ama bir gün bekliyorum inşallah. Yani uzakta olduğunuzu bildiğiniz için herhalde bunları anlatıyorsunuz. Ne de olsa gelemezler, rahat rahat bunlardan bahsedeyim yetişemezler diye. Ben seni düşünüyorum, o kadar değil. Künefe deyince geleceğini düşünüyorum yani. Ya hayırlısı inşallah, inşallah. Evet Metin abi, daha önce duyduğumuz bir şarkı mı bu? Yeni bir şey mi? Hayır duymadınız. Bunu ilk defa sizlerle paylaşacağım. Selamlar olsun hicret erlerine. Yani dünyanın dört bir tarafına kardelenler yetiştirmek için gitmiş kardeşlerimiz ve bugün cebri olarak şu anda dışarıda olan kardeşlerimize ve şu anda yurtta vatanda şu anda zulüm gören, eza cefa gören kardeşlerimizi hissederek o şeyde hissiyatla yazdığım, karaladığım bir şeyler. Kabul ederseniz böyle internet ortamında ses ne kadar sağlıklı gider oraya bilmiyorum ama sizlerle paylaşayım sonra kaçayım. Oldu mu? Abi buyurun lütfen. Bekliyoruz, dinliyoruz. Biriksene yollarına, yolların dikenli olsa da, akan gözyaşına, inleyen ahına, acıyan canına rağmen, tek tek ayır dikenleri, kaldır taşları yerden. Bir kutsi aşk var içimde, daha niceleri bu sevdanın peşinde. Bir tas su, bir kaşık aşk, yeter mi? İki kelam sohbeti canan muhabbetine. Ey can, tut kaldır sevgiyi düştüğü yerden. Vazifen karanfiller yetiştirmek. Yemyeşil bir bahçen olsa yetmez mi cennetine? Ah, bakışından akar denizler dolusu hasret. Dokunur yüreğin namelerine dert. Öyle çok çok özlenip kavuşulamayan yıllar var. Şimdi o yıllar sözlere hasret türküleri yakar. Sabret,
Sabret, biter gurbet. Sabret, sabret, biter bu hasret. Vatandan sığlaya selam, selam, selam. Gözler yaşlı, yollar taşlı ya. Sıradan vatana selam, selam, selam. Dönmem gayrı, yollar ayrı ya. Önden gidenler, sıla diyenler, hasret çekenler, selamlar olsun. Önden gidenler, hicret edenler, sabır diyenler, selamlar olsun. Önden gidenler, zulüm görenler, medet diyenler, selamlar olsun. Önden gidenler, hizmet edenler, hasret çekenler, selamlar olsun. Selamlar olsun. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Metin abi. Çok teşekkür ederiz. Karşı taraf sirayet etmiştir. Belki motive etmiştir. Moral vermiştir. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalıyor. Acılar paylaşıldıkça azalıyor. Dolayısıyla biz bu şekilde gönlümüzü, yüreğimizi sizlere açıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, mazur görün eğer sürçülisan ettiysem. Sevgili Ahmet ve Ahmet Hakan abi, çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun. Abi çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bizimle paylaştığınız için biz teşekkür ederiz Metin Bey. Allah razı olsun. Her zaman çok özelsiniz benim için. Dualarınızı inşallah Rabbim kabulü karin eylesin. Bu güzel aylarda, mübarek aylarda. Allah gönlünüze bereket versin sizden güzel meselelerle inşallah. İnşallah. Tekrar görüşebilmeyi ümit ediyorum o zaman. İnşallah. İnşallah. Metin abi görüşürüz inşallah. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Evet. Ahmet abi. Hakan abi artık Türkiye... Şimdi ben birkaç şey söyleyeyim. Oluyor galiba. Evet, evet Hakan abi buyurun. Var mı? Bana soru olarak bakmadım ben ama. Ben olabildiğince yani gördüğüm soruları size cümle içinde kullanmaya çalıştım. Yine de şöyle aldığım notlara bir bakayım. Şöyle bir soru vardı yani. İşte mesela mağduriyeti sadece diyelim ki beyefendi çekiyor ya da hanımefendinin yaşadığı bir mağduriyet var ama eşinden dolayı işte burada eşe düşen vazife nedir diye bir soru vardı. Galiba bir bayan sormuştu bu soruyu, bir hanımefendi sormuştu. Vallahi örneği çok onunda. Eşe düşen vazife Hazreti Hatice gibi davranmak olur yani. Eğer öyle bir vazife düşecekse peygamber eşleri de o mazlumluğun her aşamasını çekmiş insanlar. Eşe düşen de odur yani, sadece iyi hal üzerine değil yani, belediye memurları bile iyi ve kötü hal üzerinde evlenmeyi kabul ediyor musunuz deyince evet diye bağırıyoruz. Evet diye bağırdığımız şey aslında bu, iyi ve kötü hal üzerine biz. Dini nikah diye söylenen, hani İslam dini nikah falan öyle bir ayrım yok da, nikah var. Nikahta iyi ve kötü her hal üzerine biz eşlerimize evet diyoruz. Dolayısıyla eğer eşimizin Allah yolunda olduğunu, peygamber ve Allah yolunda olduğundan dolayı bir kıpırdamaya ihtiyacı olduğunu hissediyorsak, o zaman bize düşen onun yanında olmaktır. Yani eşimiz yoksa, eğer bir günahından dolayı, bir zulmünden dolayı, eşimiz de zalim olduğundan dolayı ise o başka bir mesele. Ama yok, eşimizin bir kusuru yoksa yanında olmaktır bize düşen. Olmadığında bir bela, bir sıkıntı da kendisi çıkarttığında ne olur? Onu da Nisa suresinin diğer ayetlerine havale ediyorum. Evet, evet. Evet, hicret hareketini Allah'a dayandırmaktır. Özetle söyleyeyim. Ameli tamamlar. Yani yarım kalmış bir işim, yarımlaştırmaz işi. Yani tüh, işlerimiz yarım kaldı. Hey gidi gün. Yok, hicret ettim, tamamlandı. Hicret ameli tamamlar.
Sonra günah kefaret olur. Nisa suresinin 98-99. Ayetleri, Kasas suresinin ayetlerine izafen söylüyorum. Günah kefaret olur. Bir de Allah'a karşı konumun muhafazasıdır. Yani konumu neyse Allah'a, kulluk konumu, onu muhafaza etmektir. Onu da Allah en yüce mevkilere, gene Kasas suresinin ve Hac suresinin 59. ayetine göre söylüyorum. Allah en güzel bir konuma onları yerleştirir. Bu konuda hani zorlanmayacak topluluklar var dünyada, antrenmanlı topluluklar var. O yüzden hicret de Allah aslında toprakla bağımızı kesmek ister bizim. Toprağa bağlı kalıp kendisinden uzaklaşmamızın önüne geçer. Hicret Allah'a karşı aslında bir dediğim gibi kurban etmedir. Bağlılıklarımızı kurban etmedir. Toprağa da bağlı değiliz ya Rabbi, çünkü her yer senin. Her yer senin. Madem sen bize yeryüzü geniş değil mi dedin? Yeryüzü geniş, her yer senin. Toprağa bağlı değilim. Bir. Himmetlerle Allah paraya bağladığımızı keser. Bu himmet kelimesi de bu kılıca kurban, keskin kılıçlar var ya, hatırlarsanız bahsettim. Himmet kelimesi de oraya gitti. Kurban gidiyor. Maalesef himmet şimdi bir suçmuş gibi, suç kelimesi gibi algılanıyor. Siyer okuyunca bu arkadaşlarımız ne anlayacaklar? Ben işin açığı çok ciddi merak ediyorum. Sonrasında da gurbetlerle de insana olan bağlılığını Allah kesmiş oluyor. Dolayısıyla hicretle toprağa bağlılık, himmetlerle paraya bağlılık, gurbetle de insana bağlılığı Allah kesmiş oluyor. Bağlarından kurtulup Allah'a doğru harekete biz hicret diyoruz. Aklıma Ebu Akil geliyor. O dehşet sahne, koşmasına engel oluyor diye kolunu basıp koparma hadisesi geliyor. Koşmamıza engel olan ve basıp geride bırakmamız gereken şey bir kol değil. Yani aslında hep o açıdan bakıyorum. Yani koşmama engel oluyor. Şu an koşmam lazım ve koşmama engel olan şey ne? Belki o açıdan bakılabilir. Bilmiyorum. Kendi kanaatim bir. İkincisi, Ayşe Hanım'ın mesajını okuyorum. Lütfen bu mesajı şu niyetle okuyorum. Lütfen Hakan abinin dediği şeyin ben de altını çiziyorum. Acı kıyaslamayalım. Yani Allah rızası için. Siz çıktınız. Oh! Yani bir lütfen, yani lütfen bunu diyenler varsa gelip size bunu birilerine, ya onlar gittiler sizi burada bıraktılar, unuttular, onlar orada o konfor, keyif, sefa, zevk, sefa içinde diyen olursa, yani fiziken yapmayın ama manen ağzının üzerine tokatı vurun, kulağınızı kapatın ve ayrılın oradan. Ayşe Hanım'ın mesajını okuyorum. İyi akşamlar, dün annemizi kaybettik, gidemedik. Bu kıyas kabul etmeyecek bir acı bu. Yani bir insanın, ya bırakın annesinin ölmesini, ya en sevdiği arkadaşının düğünü olsa gidemese içine dert olur. Bırakın onu ya, ya Üsküdar'dan, Çamlıca Tepesi'nden bir İstanbul'u seyredeydim de bir çay içeydim Ramazan günü. Bunu yapamamak bile derttir insanın içine, ki annesi ölen bir insan annesinin cenazesine gidemiyor. Evladının cenazesini telefondan, periskoptan izlemek zorunda kalan baba var, babalar, anneler var. Çok büyük bir ızdırabın içinden geçiyoruz. Çok büyük bir yangının içinden geçiyoruz. Her tarafta kör düğümler var, her tarafta çukurlar var, her tarafta önümüzde engeller var. Birileri çelme takmaya çalışıyorlar. Ben eleştiri yapmayı seven bir insanım. Çok eleştiririm. Ama kendi kendime şunu diyorum artık. Ya birilerinin yaptığı hatalar, birilerinin yaptığı kusurlar, şunlar bunlar olabilir. Evet olabilir, vardır. Yani öyle bir harikayız, süperiz, bir kusurumuz yok falan, böyle değil. Ama bugün başımıza gelenler yaptığımız hatalardan dolayı gelmiyor. Yaptığımız iyiliklerden dolayı geliyor. Bu adamlar size, bize bu zulmü sizin yaptığınız iyi şeyler için yapıyorlar. Yaptığınız hatalardan dolayı yapmıyorlar. Şayet öyle olsaydı kim hata yaptıysa onu alırlardı, gidip hukuk karşısında gereken cezayı verirlerdi. Öyle bir dertler olsaydı. O yüzden kimseyle acı kıyaslamayalım. Rica ediyorum. Gördüğüm, yaşadığım insanlar, annesi babası ölüyor, gidemiyorlar. Gidemiyorlar. İçinde bir dert olup kalıyor. İnsanın annesi ömründe bir defa ölür. İnsanın babası ömründe bir defa ölür. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın, bu hüznü yaşatmasın. Ama yaşayacaksak da 1,5-2 saattir program yapıyoruz burada benim anladığım. Eğer Allah için ben bu ayrılığı yaşadıysam, eğer Allah için bu gurbeti yaşıyorsam öperim başıma koyarım bütün acıyla beraber. Dünya bir gün bitecek, geçecek, gidecek. Gerçek bir dünyada yaşayacağız. Allah yarım kalan hikayeleri orada tamamlasın. Allah bu dünyanın ayrılıklarını inşallah orada hakiki bir şifayla tedavi etsin. Bu dünyanın acılarını, hepsi geçecek, bitecek. Ama zor, büyük ızdıraplar, büyük dertler var. Diyemediğimiz, anlatamadığımız, söyleyemediğimiz nice şey var. Sizin de diyemediğiniz, yazamadığınız, bağırmak istediğiniz nice şey var. Ben memleketteyken Adana'da köye gidince dağa çıkıp bağırırdım. Sesimin yankısıyla böyle rahatlardım.
Şimdi bulunduğum yerde dağ da yok. Gidip bağırabileceğim dağ da yok. Yani burası da acayip bir yer. Hani gideyim de bağırayım diyebileceğim bir yer bile yok. O yüzden yani ortalık çok net değil mi? Biraz net konuşmamak lazım. Evet. Yani o yüzden böyledir. Bir durun. Evet, acı kıyaslamayalım. Yani bugün yazılan iki cümle vardı aslında. Onu söyleyeyim. Beklenti hastalığı. Hakan abi anlattı. Ben oraya şunu ama geldik ama sahip çıkmıyorlar filan. Çıkmasınlar ya, önemli değil. Allah var. Çıkmasınlar. Ya, ne diyorum? Hac suresinin 59. ayeti. Kaliteli bir ensar olamamış olabilir karşımızdaki insanlar. Olabilir. Stratejiyi birileri geliştirmemiş olabilir. Olabilir bunlar. Hac suresinin 59. ayeti. Tekrar mealinden okuyayım o zaman. Allah elbette nimet verenlerin en iyisidir diyor. Pek güzel bir tarzda nimetlerine sizi mazhar edecek. O mutlaka onları memnun olacakları bir yere yerleştirecek diyor. Nimet veren en güzel Allah. Yani öteki beriki değil. Sen nimeti Allah'tan bekle. Allah ayağına birisi vasıtasıyla ulaştırır. Başkasından beklentiye girme yani. Bu olabilir. Bu psikolojik olarak mümkün. Her şeyi terk etmiş bir adam böyle düşünebilir. Ancak madem bu kadar müthiş bir şey yapıyorsun, inanılmaz büyük bir ibadet yapıyorsun, bunu lütfen böyle gölgede bırakacak, küçük ufacık tefecik şeylerle sağından solundan kırparak yolmayalım. Bunu diyorum. Yoksa ötekini berkeni eleştiririz. Ya yani hicret kimsenin birbirini kınamaya hür olmayacağı kadar mukaddes bir ibadet. Evet. Onu unutmamız lazım. Nimet verenlerin en iyisi Allah'tır. O yüzden Allah'tan isteyin diyor. Hakan abi şundan da muzdaribim. Dediğim gibi siz beni azıcık tanıyorsunuz. Ben biraz keskinimdir. Biraz konuşurum, söylerim. Bundan dolayı da başıma epey bir sıkıntı geldi yer yer. Beni tanıyanlar, yakından tanıyanlar bilir. Bugün tenkit, eleştiri vesaire ki ben o sınıftayım daha çok. Ama diğer taraftan ben bazılarının, kötü niyetli insanların özellikle söylüyorum, iyi niyetlileri bir kenara bırakarak söylüyorum. Ya hadi buna bir çözüm bulalım, hadi bunu bir çözelim. Aşkının şevkini böyle çok kıymetli buluyorum. Ama diğer taraftan birileri bu şeyleri, bu atılan iftiraları henüz hukuken delillendirilmemiş, ispatlanmamış şeyleri hamile kadınların tutuklanmasına, ihtiyar adamların tutuklanmasına, engelli insanların tutuklanmasına gerekçe gibi gösteriyorlar. Bunu bir zulmü meşrulaştırma aracı olarak kullanıyorlar. Bu çok aşağılık bir şey. Bu çok zalimce bir şey. Yoksa yani beni tanıyanlar, radyodan dinleyenler yıllardır, neredeyse son 10 yıldır ben medyanın içindeyim ve sürekli konuşuyorum. Sizi tanıyorlar, bizi tanıyorlar. Biz çok rahat bunları konuşabiliriz ama son zamanlarda gördüğüm şey şu. Birileri bunu bu aşağılık zulümleri, bu hayasızca zulümleri meşrulaştı. Ama sizde pardon ya, doğum yapan kadın mı yaptı onu? Eğer varsa öyle bir şey ki yok. Yok olsa bir tane delil bulsaydınız onu böyle gökyüzüne yazardınız yani. Onu billboardlarla gökyüzüne yazardınız, biliyorum. Olmayan şeyleri bu kadar bağırdığınıza göre gerçek bir delil bulsaydınız gidip bilmem ne dershanesinin öğretmenler odasında bulduğunuz Kur'an-ı Kerim'i göstermek zorunda kalmazdınız. İşte bilmem ne kolejinin en üst katındaki halılı odayı gizli bölme diye göstermek zorunda kalmazdınız. 500 kişinin namaz kıldığı yeri gizli bölme diye göstermek zorunda kalmazdınız. Gerçek bir delil bulsaydınız. Ben iyi insanlardan rica ediyorum, bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Hakan abinin de bu iki saatlik konuştuğumuz şeyden çıkardığım sonuç benim. Yani hicret çok kıymetli bir şey. Bu kıymetli şeyi böyle kıymetsiz 3 kuruşluk mağduriyet kıyaslamaya, acı kıyaslamaya, beklenti hastalığına kurban etmeyelim. Allah'tan başkasından da bir şey beklemememiz gerektiğini Allah bize son birkaç yıldır uygulamalı olarak gösteriyor. Varımız yoğumuz o. Derdimizi de ona söyleyeceğiz. Varsa bir derdimizin şifası Allah'ta var. Hele bir günler bir dönsün. Hele bir günler dönsün inşallah. Sahabeden meşhur bir hadise var ya, hani ganimet dağıtıldığı zaman kendisine biraz pay veriyorlar. O da herhalde yokluk zamanında yokluk görmüş birisi. Bunlar ne diyor? Senin diyorlar. Nedir ganimet diyorlar. Ama ben bunun için savaşmadım ki diyorlar. Diyor. Yani ben işte savaşta şehit olmak için girmiş o savaşa. Ben şuracıktan bir ok yemek için savaşa girmiştim. Yani şehit olmak için girmiştim diyor. Allah peygamber yolundan kımıldamak dedik ya, biz o yolların için girdiğimizin de imtihanını yapıyoruz şu anda. Dolayısıyla herkes imanının kemale ermesi adına da hicret edemeyen de mustazaf olma durumunu, zaafa uğratılma durumunu mutlaka imanın kemaline dair bir mecraya iletmek zorunda. Yoksa kınamayla, ötekini berikini tartmayla
acı yarışına, acı tartıcılığına girmeyle kesinlikle Allah'ın bize hadi sizin olsun dediği bu kadar cömertçe davrandığı bir ibadet karşılığını elimizin tersiyle itmek gibi olur. Yapacağımız bunun gerisinde ne varsa. Allah niyetlerimizi bozmasın. Amin. Yani İzzet'in bu tamamlayıcı, eksik kalan tarafları tamamlayıcı yerini de bozar. Bana göre en büyük şeyi tahammüldür. Kazandırdığı dirençlerden bir tanesi, psikolojik dirençlerden bir tanesi tahammüldür. O tahammül sınırını bozmaması gerekir. Evet. Hakan abi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizden de razı olsun. Kendi adıma ben epey bir not aldım. Buna dair epey bir not aldım. Yani hicrete dair bu kadar bilginin bir arada toplanmış halde bir programda bulunması da bence büyük bir lütuf. Yani yarın bir gün birisi hicret hakkında bir yazı yazacaksa, kompozisyon yazacaksa bu programı referans alabilir diye düşünüyorum. En azından dipnot olarak kullanabilir birçok yerde. Yarın inşallah Türkiye saatiyle 20'de yeniden burada olmaya çalışacağız. Bir konu düşündünüz mü Hakan abi yarın için? Var aslında birkaç alternatif ama ben duyururum inşallah onu. Tamam, tamam. Bazen seyrelteyim diye söylemiyorum. Yoksa çok şey oluyorum, sert giriyorsunuz hocam falan diye. Arada o sertliği yumuşatalım diye başka konular araya kaynatmak istiyorum. Yani inşallah daha soft bir konuyla devam ederiz. İnşallah. Bu arada vefat eden Ayşe Hanım ve diğerlerinin de. İşte dün Mehmet Fakı Bey vardı. Evet, evet. Sudan'da. Ben Sudan'a bir seyahat esnasında onunla tanışmıştım. Hatırlıyorum, bana o zaman 8 yıldır Türkiye'ye gidemedim demişti. Yani niye gidemediniz abi ya böyle böyle olur mu filan demiştim ben ona. Hatta kızmıştım yani işin açığını söyleyeyim. Yaşça benden çok büyük. En az 10 yaş 15 yaş fark vardır tahmin ediyorum yani aramızda. Dedim abi hiç öyle şey olur mu orada çocuklarınız var. Onlar da baba görmek ister filan gibi böyle şeyler söyledim hatırlıyorum. Bir aklı önde koşan bir adam olarak. Mekan cennet olsun ben tanıyormuşum meğer onu. Sudan'da olduğunu bilmiyordum. Meğer Sudan'da karşılaştığım Mehmet abi dün vefat eden Mehmet abiymiş. Allah mekan cennet etsin. Amin. Ben de baktım şimdi Ayşe Hanım da annesi vefat etmiş. Bir kardeşim vefat etti diye bir yazı gördüm ben hızlıca. Her vefat eden için söyleyelim bunu. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. İnşallah. Ecirleri tam olarak Allah. Nisan suresinin 100. ayeti. Allah katında hicret erbabına, hicret edemeyip mustazaf sınıfında kalanlara tam olarak vereceğini Allah vaat ediyor. Allah'ın vaadiyle inşallah karşı karşıya kalırlar. Gerçekleşir inşallah. İnşallah, inşallah abi. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz sevgili izleyenler. Ramazan'ın bu anlarını, bu günlerini ailesiyle, çocuklarıyla, sevdikleriyle, evinde, yurdunda, memleketinde geçiremeyen, sılaları, özgürlükleri, sevgileri ellerinden alınan bütün iyi insanlara Allah huzur versin, mutluluk versin. İçlerine geniş böyle bir ferahlık versin inşallah ve en yakın zamanda bir kurtuluş nasip etsin hepsine. İnşallah. İnşallah. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet.